Sen niye yayın açtın lan? Yok, onu yanlışlıkla açtık hocam. Mikrofonu bana test ederken orada şey arkadaş bir şey göstereceğim dedi ya. Ben de orada benim telsiz yaptım bir tane, onu gösterecektim o araçlıyı. Bir de hocam şeyde bakabilirsiniz isterseniz. Aslı için de paylaştım bilgisayar. Tam 37 dakikada yaptım bir tane şey. Telsiz yaptım. Onu gördüm. Ama işte yapma falan diyor bir de. Ya böyle oturuyordum hocam. Bir şey modelleyeyim dedim. Hani keşke. Artstation'a bence ismini yaz direkt ya. Ya onu nasıl açtım bile bilmiyorum. O ismi falan nasıl yazdım bile hatırlamıyorum. Çok çok eskiden açmıştım zaten. İsmini yaz. Telsiz de şey ya, hani güzel duruyor ama detaysız duruyor. Hani biraz şey duruyor. Değil mi? Çok sert böyle bir, ya bu tarz şeyler yaparken hani verebildiğin kadar detay vermeye çalış şu an. Mesela köşeler çok sert, tamam mı? Bunu nasıl yaparsın? Bir tık bevel verirsin mesela. İlla böyle üçlü dörtlü bevel vermene gerek yok. Bir tane bevel versen de yeter. Blender mesela, senin dosyayın da onda bakalım. Mesela göstereceğim şey. Bu kadar sert yapma bence. Yani hard surface deyince bu kadar hard değil olaylar. Ben de başta böyle yapıyordum da. Sonradan akıllandık diyelim. Mesela bak şunu telsiz düşün. Senin telsizin bu olsun. Şey sumut. Şuradan ver abi. 45'te. Şöyle mesela. Yani bu sefer bu level'da bevel ver bence. Hani low, yine bu da low. 44 tris. Alalım. Ya da hani bunu buna bake et falan. Hocam o bake mevzusunu hiç bilmiyorum. Sizin Substance videonuzu izliyorum ama ilk videonuzu dördüncü kere izliyorum. Orada hani biraz daha yüzeysel geçmişsiniz. Aynı şeyleri uygulamaya çalışıyorum. Hani onu nerede kullanırım falan filan denemeye çalışıyorum. Öyle ilerliyorum sizin videolarda. Yani bak, deneyerek git de mesela bunu buna bake edersin, tamam mı? Ya yani köşeler böyle bunun gibi gözükür. Böyle sert gözükmez. Bu da senin realistliğine bir tık arttırır. Çünkü ya hiçbir zaman bu kadar keskin değildir hiçbir köşe. Aynen hocam, o şey püf noktayı bir yerde söylemiştiniz zaten. Hiçbir şey Ya tamamıyla keskin çok değil mi hatırlamıyorum. keskin şey de vardır illa. Yok mudur? Mesela benim klavyenin kenarı keskin. Tamam, onu keskin yaparsın ama ya bu telsizde emin ol bence keskin bir yer yoktur bu kadar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Önce ben Matt Cap'imi ayarladım. Kör oldum şu an. İşte bayağı adam metkep var dışarıdan aldı. Modelden modele farklı bir şey kullanıyor. İndirebilir içerikler de var ya onlar. Onları istediğin gibi. Şunu alalım. Şimdi sen modeli değiştirdin mi? Yoksa geçenki modelin aynısı mı? Hocam şey yaptım. Biraz topolojik olarak hani fazla gördüğüm edge'leri falan kaldırdım. İşte auto merge açıp sizin önceki videoda falan gördüğüm gibi birbirine yakın olanları getirdim. Tamam, şöyle bir şey yapalım önce. Mirrorlu obje yok değil mi? Yok. Orijinal geometri diyelim. Şu ne? Işık mı? Ayrıca bunu arka plan olarak yapmıştım. Sil gitsin. Delete. İşimize yaramaz şu an. Mesela materyal moduna girelim. Şunda bak materyal var. Bunu kaldır. Bak genel olarak gözüme kötü gelmiyor. Sen bunun istersen referan atmış mıydın gerçi? Bakayım mı? Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Soru cevaplı bir video yapıyoruz şu an. Sen bunun referansını da atsana bana Doğan. Atayım. Soru cevaplı olduğu için aynı anda buradan da merak ettiğiniz var sorabilirsiniz. Baksana sonra şurayı ben sertleştir demiştim ama böyle değil sanki buraya. Bunlara da bakacağız. Şöyle by this. Neyse bir şey yapmayayım şu an sen referans atana kadar. Çünkü hiçbir adımı kaçırma, bir de anlatmayacağım. Tamam hocam, şimdi referansı bulmaya çalışıyorum. Tamam, atmıştı sanki onu ya. Dur. Attın attın. Tamam, ben alayım. Uğraşma. Şimdi bunu attım buraya.
Şöyle bakalım bir. Hatta büyütüp bakalım. Ve mouse'un ortası biraz sorunlu. Arada böyle tekliyor. Bak burada ne var? Metalik kenarları bak gördün mü? Hiçbiri şey değil böyle. Tam bak şura bile çok kesiyor ama yine bir bevel var. Böyle sanki bevel varmış gibi en azından gözüküyor. Bu tarz şeyleri yapmayı deneyelim. Şurası mesela daha yumuşak gözüküyor. Bunun için ne yapacağız? High to low bake yapmamız lazım. Şurada bir tırtık var. O tırtığı nasıl yaptın? Şunu şuraya alayım. O tırtığı böyle yaptım. Mesela bak referansa baktığımda senin tırtık bayağı ince kalıyor benim gözümde. Şunu bir tık genişletiyorum. Tam birebir yapmadım hocam. Ya tam birebir yapmasam bile göze bir kötü geliyor yani. Yani çok. Bilmiyorum belki sana güzel geliyorsa oraya hani senin bileceğin iş. Öyle de bırakabilirsin. Bana mesela şu kötü diyorlar ben yine de o tarz ilerliyorum yani. Sen kendi bildiğin yoldan git. İlla ben kötü diyorum diye kötü olacak diye bir şey yok. Şunu kaldırdım. Bir kere bütün şartları bir kaldırıyorum. Yani clear sharp da işte ben bunu butona falan atamıştım. Söylemiştim sana bunları. Bunları Aynen söylemeyeceğim. hocam. Diğer videoda söylemiştim zaten. Tamam. Ben bir de şöyle bir şey yaptım. Çünkü gerçi hard ops açık ya. Burada çalışmıyor. Neyse. Yapmadım bir şey. İş yerindeki bilgisayarlarda bunu karıştırıyorum. Bakalım modelde nere sıkıntılı duruyor. Şimdi şuraya bir tane loop cut atsam. Şu yüzeyi kaldırsam. Şöyle kapatayım desem. Bak bak mesela geri gitmeye çalışıyorum. Birileri bir geri yapıyor görüyor musun? O biraz mouse'tan. O modellemeyle bir insan da özellikle mouse çok sıkıntı hocam. Çabuk bozuluyor ya mouse'un orta tıkı. Bunları bir kaldıralım abi. Bir saniye. Ya bak bunun yapısı benim niyeyse bir rahatsız ediyor. Çat diye de silmeyelim tabi. Şu dışını seçtim. Niye bilmiyorum ama. Acaba sanki böyle olmaması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Aynı şekilde benim gözümde de vardı hocam. O kapaktan ben en az 7-8 tane yaptım. Anca bu biraz daha güzel gözüktü gözüme. Anca bunu sayabilirim. Adamın topolojisini birebir yakalamak gerçekten zor bu arada. Hani onu söyleyeyim. Yani şu şekli yakalamak zor. Harbiden zor. Hani Bunu birebir yakalayamam. yapmaya çalışsan. Ama mesela yakın bir şey deneyebiliriz. Güzel gözüksün diye. Extrude verdim abi. Tamam mı? Şimdi şuraya da bevel versem. Şöyle. Şunu bir özele çekeyim. Şu altı silmeyeyim şimdilik. Ne olduğunu ama şuralara bevel falan atınca lazım olur. Mesela şurayı kapattım. Burla böyle kapattım. Burla böyle kapattım. Şöyle seçince aynen buraya kadar geldi. Şimdi şöyle seçtim. Bir bevel deneyeceğim. Şöyle bir deneyelim. Clamp bu işe mi yarıyordu? Şimdi. Şuradan bakınca olmadı. Yandan bakınca oldu gibi. Biraz SZ yapalım. Şimdi bazen böyle bevel patlar. O zaman şöyle bir temizleyerek şurayı niye seçemiyoruz ya? İlla çıldırtacak. Şöyle yapalım. Yakınlaşalım. Şu üst tarafı seçeyim. Delete face diyelim. Kaldığım bir şey şurada hiç kaldı.
Şimdi şunları ben de Shift X M'ye basıp Alt Center diyeceğim. Onu Shift X'e atadım ben. Şöyle Shift X'e basıyorum. Burada yapmamış aynı muhabbeti var. Şunu kaydır, şunu kaydır. Şunu kaydır. Şunu kaydır. Hocam bu Bu şey auto merge tam olarak ne yapıyor? açık şu an değil mi? İşte bak şu an kaydırdığım noktaları birleştirdi. Tek nokta yaptı. Üst üste gelen vertexleri tek bir vertex mi yapıyor? Aynen. Tamam. Şurada edge fazlası mı var ya? Niye böyle bir garip kalın gözüküyor? Şimdi adam da onu yapması cidden zor. Sağ ol Alice. Denesek mi ya? Ulan bir yanında dene diyor anasını. Böyle zor topolojiler görünce dayanamıyorum biliyor musun? Mesela asıl olay burada ne biliyor musun? Şuraya bir silindir düşün. Evet. Bak aslında bir silindirin bir yüzeyi gibi değil mi? Bir tık sadece şurası biraz yukarıda. Hatta deneyik mi? Aa, deneyelim hocam bence. Kalbe çıkışı. Bundan zaten bir bok olmaz. Boş ver böyle bir topolojiyi. Şöyle yapalım. Bak şurayı seçtim. Kunstor'u selectledim. Orijinli geometri değil. Orijinli 3D kunstor diyeceğim. Bunu da sileceğim. Bak böyle garip topoloji nasıl yapılır? Deneyeceğiz. Ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz. Geldim abi buraya. Mesh dedim. Silindir dedim. 32 olabilir. Ama ben bir tık daha düşük çalışayım. 24 diyeyim. Hatta 20 mi desek? 20 dersek 12 12 diye düşün. 12 12 24 26 diyelim. 26 dedim. Şöyle bir yukarıdan bakayım. Burası düz tamam. Ama buralar yan. R 90 desek düz taraf buraya geldi. Okey. Bak düz tarafa buraya getirdim. Hiç umurumda değil gerçi. Şurayı sileceğim. Sonra bak merkezi şu an burada bu nesnenin. Geldim abi. Şuraya bakıyorum. X artıdayım. Bak sol taraf x eksi, sağ taraf x artı. Ne olur ne olmaz buna bir rotation scale vereyim. Edit'e geldim. Auto mirror x artı. Sol taraf x eksi olduğunu biliyorum. Pozitif yaptım bu yüzden. Hop diğer tarafa attı aynısını. Şurayı şu orijin hizasına çıkartayım. Böyle. Şurayı geldim çektim buraya. Şurayı içine alacak kadar büyük. Sonra burayı şu arkasıyla beraber seçtim. Sonra ne yapayım biliyor musun? Üstten bakışa geçtim. Dur geri al, geri al, geri al. Bir tık geri al. Şurada tam düz olmamış. Üstten bakışa geçtim. Bak bu sağ taraf ya üst taraf y artı aşağısı y eksi. Bu sefer y diyorum negatif diyorum. Eksi olduğunu biliyorum buranın. Hop diğer tarafa da mirrorladım. Gördün? Hem karşısına hem yanına attık. Yani o köşe yaptığımız dört köşeyi olacak. Aynen. Sonra bunu şöyle geldim. Şuraya kadar çektim. Bu makinenin bu kısmında olacağını biliyorum. Ben izin ki biraz da kalın oldu ama. Şu motorun etrafını sarıyor gibi. Neyse bir şöyle gitsin. Şu vertexleri seçtim. Extrude X dedim. Buraya kadar götürdüm. Zaten yapıştı. Gördün mü? Ha bizimki bir tık kalın oldu sanki. Şöyle yapalım. Şu ikisini seçip O'ya basıp G, Y desek. O'ya basmak bir işe yaramadı mı ya?
Mouse'un ortasına kaydırıyorum ama neyse çalışmıyor şu an. Neyse çok da önemli değil. Biraz elle götürelim o zaman. G'ye. Şunu geçelim. G'ye. Hatta şöyle yapalım. CTRL seçimden çıkalım. G'ye. 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 Şunu da şuna düzleyelim hatta. Şunu kapat. Şunu aç. G'ye. Şöyle bir şey. Şey sumut verdim. Otosumut açalım. Alo. Ne yapıyorsun lan Oğuz? İsmail ders çekiyorum. Goy goy yapacaksan bir üst kanala kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah. Şimdi bu şeyin çalışmamız bizi etkiler ama. Karışkalık olarak oldu hocam. O üstteki karışı çok kafa karıştırıyor. Şu niye açılmıyor ya? Ne hocam o tuşuna tadınız? O tuşuna da bir proportion editing. Acaba şey mi yine fare tekerleğinden mi? Hani uzaklaştırıp yakınlaştırma mevzusu vardı ya. Ya o da olabilir. Snap Bilmiyorum. invert, click constraint, C'ye bir basalım. C değil. Mouse pan diyorsun da tamam yapıyorum işte. Otomatik constraint. Ha şimdi çalıştı lan neyse. Allah Allah. Şimdi buradaki şekil nasıl? Şöyle biraz yukarı gidiyor. Şuna benzer bir şekil sanki. Şöyle değil mi? Biraz şöyle çıkartalım. Ne diyorsun? Böyle bir şey mi? Ya biraz fazla yüksek oldu sence hocam. Ya da ben mi alttan görünen modeli düşünüyorum? Bak. Şu açıdan bak. Sen söyle. Ben söyleyeyim. Yüksekse düşürelim. Fazla yüksek hocam. Böyle çok alçak oluyor sanki. Bir saniye. Ya bakış açısından böyle duruyor bilmiyorum ama. GZ. Şuraya GZ 0 desek. Sanki burada yamuk gibi duruyor yani. Neyse. O diğer tarafındaki vertexlerden birinde yamukluk var sanki hocam. Bak şöyle bir dursun. Biraz yüksek bırakmamız gerekiyor ama onun sebebi de şu. Şuraları seçme. Extrude X diyeceğim mesela. Sonra bunu 1, 2'ye böleceğim. Şöyle getireceğim. Şunu açacağım abi. Hatta açmayıp direkt şey mi yapsak? Ya açacağım. Mesela bunu buraya yapıştıracağım. Bunu buraya yapıştıracağım. Bunu da buraya yapıştıracağım. Shade Smooth vereceğim. CTRL 1'e basacağım. Şuraya bir tane loop kat. Bir kapatıp atsak. Shade CTRL-B dediniz, Subdivision Surface'ini gördüm. Ne? Bu CTRL-B dediniz ya. CTRL 1 dedim. Heh, tamam. Aynen Subdivision Surface. Hatta bunu 2 yap. 3 yap. O şekli görene kadar bak sanki gördük gibi biraz. Aynen hocam. Ben o diğer taraftan bakınca tam dedim o şekil diye ben. O şekli gördük. Hala bir gariplik var gibi hocam ya. Bana mı öyle geliyor? Valla ben şekli gördüğümüzü düşünüyorum ama gariplik var diyorsan da vardır illa bir şey. Şurayı belki bir tık mesela şöyle yapsak GZ desek şurayı da seç. Şurayı da seç. Belki şöyle biraz yukarı çıkıntı yapabiliriz. Şuraya loop cut atabiliriz. Burayı sertleştirir ama burayı sertleşsin istemiyorum. Hatta şurayı şöyle biraz daha yumuşatsak mı ya? Çok gidiyor.
Yok, buraya da bir şey yapma. Şöyle bir şey denesek. Bir saniye, 7. Şöyle bir şey yapalım. Hala garip mi geliyor? Fark ettim hocam nerenin garip olduğunu ya. Şöyle o resimdekinde acaba hani materyalden mi ötürü öyle görünüyor bilmiyorum. Ön taraf daha yuvarlak görünüyor. Bizimkinde yanlardan daha genişletilmiş duruyor. Bence biraz açıyla da alakalı ya. Şurayı dön değil mi? Aynen. Şey orası mesela yan tarafları. Biraz bizimki yukarıda birincisi. Şöyle göstereyim. Biraz da alçak olması lazım. Ama şu aradaki parçayı da yapacağız. Onu yapmadığımız için de bir garip gözüküyor. Şöyle yapalım hatta onu da. SZ0 GZ diyelim. Bevel verelim. Araya bir tane daha loop cut. Şöyle. Extrude face alalım. Normals diyelim. Şuraya bir tane daha loop cut. Şöyle verelim mesela. Bak şunu gör. Biraz daha kalın tabi. SZ dedik mi? Sonra bir de şurada biraz daha keskin bir iniş var sanki. Biz onu tam yakalayamadık. Bizimkinin tepe noktasında neyse çok şey duruyor hocam ya. Keskin duruyor. Yani Şöyle sivri uca doğru yapsak. sivri duruyor. Orayı da indirelim o zaman. Şöyle. Bakalım. Dedim şu anda tam benzedi hocam. O sivri çok ufak bir sivrilik yapıyormuş ya. Şimdi şurayı da şuraya bağlasak şöyle. Bak şu an. Olay bu tarz şey gözden kaçabilir. Ekstra göz iyi oluyor. Şimdi UV'de açacağız evet. Şu an zaten model benim değil, normalde Doğan diye bir arkadaşımızın. Hem düzenle yapıyoruz modelde hem de UV açacağız. Şu alt tarafını kapatalım da kapatmadan önce. Bak Doğan, şurası biraz daha büyük, uzun sanırım. Neceli seçemedik mi ya? Allah Allah. Neyse buraya geleceğim. Şunun altını kapatalım. Direkt extrude Y diyorum. By distance deme gerek yok. Zaten şey açık. Çok keskin gitti bak altı. Keskin diyorum, yumuşak gitti. Onu da şöyle bir tane loop atarak düzeltiyorum. Gördün mü? 10 numara oldu. Bunu onaylayalım her şeyini bir. Mirror'u onayla. Mirror'u onayla. Subdivision'ı onayla. By distance ver bir kere. Topoloji ve 52.000 poligon. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ne oldu? Çok fazla oldu. Bunu düşüreceğiz işte. Hocam ben genelde topoloji şeyle düşürüyordum ama Peki o domuz sistem decimate'de bir de uyarınca onları unsub divide mi ne topoluyor orada bir şey var ya bir de kare mu? olarak düşürüyordum. Dur bakalım, bunları gel. Şu parçayı ayırıyorum. Bir kere. Set origin verdim. Şimdi hem bir tık büyük hem bir tık kalın gibi senin parça. Şöyle yapalım. Cursor selected. Set origin. Origin 3D cursor deyip SZ vereyim buradan. Sonra mesela zaten gözükmüyor. Şu içini niye yaptım? Benim şahsi fikrim bu arada. Hani zaten gözükmüyor. Gerek yok bence. Aynen hocam orada haklısınız. Birçok şeyin öyle içine temizledim hocam. Alttaki şeyi falan da orayı unutmuşum. Normal normal. O kapattığım o mesela silindirler falan var. Onların da arka kısmını temizledim. Sonra Zaten yok. sildim. Kapattım. Extrude verdim. Rotate scale'ledim.
Şuraya bir tane bevel. Daha temiz, daha düzgün. Bevel'da mesela şöyle git. 1-3-5. Bu bir kural gibi düşün. 1-3. Biz 5 verelim buraya. Maksimum 5, minimum şey Ya iki. maksimum minimum yok da hani atlarken öyle atla. Yani 7 ver. Mesela gidip 6 verme. Ha, tamam burası. Bunu ileride anlarsın. Ben şimdi ne sebebini söylemeyeceğim. Tamam. Böyle çok ağır yükleme yapmayalım birden. Bu düğmeye dair bir referans var mı? Bu mu bu düğme? Aynen. Orayı bana ortaktan vida gibi durdu. Düğme miymiş ya? Ayıp, ayıp. Doğan. Şimdi şöyle yapıyorum. Duplicate Evet. ettim. P ile ayırdım. Bak bu duplicate'i P ile ayırmam tamamen kolaylığıma geldi. Buraya silindir de çağırabilirim. Ama buradaki iki yüzeyi ayırarak hani zaten yüzeye yapışık bir yüzey elde etmiş oldum. Sonra bir böldüm işte araya lubkatla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşe edge oldu. Rotation scale verdim. Edit moda girdim. Loop tool circle dedim. Scale ettim. Bu arada bu niye böyle? Neyse. Extrude verdim. Çok büyük oldu. Bak küçücük yapmış adam oraya. Biz kocaman yaptık. 1.9 şöyle yapalım. Sonra şu açıdan bakalım da hiçbir şey gözükmüyor. 9 de yine gözükmüyor. Allah Allah bu açıda ne geliyor ne ki? Bir şey gelmiyor. Sadece şey. Öyle duruyormuş hocam perspektiften ve renkten. İstiyorsan bu detayı yap. Ben ama mesela bunu bile koymam normalde. Hadi koyalım. Kalanını 60 desen kenarları oval gözüksün. Kalanını üstüne vidayı sapsızla basarız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi şuraya bakalım. Burada böyle bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Şimdi o Substance oraya bir derinlikli bir şey atıyoruz hocam. O sadece modelde mi gözüküyor yoksa bir oyunda falan bir yerde kullanıldığında da o gösteriyor mu orada bir derin? Gösteriyor da Doğan bu ne ya? Bu olmuş biraz. Bak şuraya yürüyorum. Ha, evet hocam orayı düzeltemedim. Oradaki Sildim. şeyi oraya tam nasıl yaparım bilemedim ya. Sildim direkt. Yani hiç bu tarz şeyleri düzeltmekle uğraşamam şu an. Şöyle attım bir tane küp. S'ye verelim. Bu kadar büyük değil bu arada. Referansı biraz da bence okuyamamışsın tam. Yani bazı parçalar böyle gözükmüyor aslında. Referans okuma da biraz sıkıntılı bir iş. Yani onu zamanla gelişir. Yine 5 köşeli verdim. Bevel'ı. Çok oldu sanki. Bir tık kısalım. Sonra bak şurayı aldım. Extrude Face Normals. Etrafını seçtim. Aynı seçenek. İçini scale'ledim. Dışına Extrude. Değil mi? Şöyle bir parça var gibi bir şey. Evet. Bu 45. şey çok zor ya. Tam oraya yapışık bir şey var ya referans sesinde. Bunu biraz şey alalım. Üstteki şey dedin. Şunun Referans. arkasındaki şeyler mi? Yok. Hani o bozuk olan yer vardı ya hocam. Hani gösterdiğiniz sırasında dediğiniz. Evet. O kısım referans sesinde var ya. O kısmı ben nasıl yapacağım bilemedim. Şu mu? Yok hani diğer tarafından bakın. İlk en soldaki resimde. O üst köşede iki tane yukarı aşağı çıkan bir şey var ya, çıkıntı var. Şunu mu diyorsun? Ya da Yok şunu yok mu bir diyorsun? değil. Aynen. Ha, o ikisi o. Ya bulunu yaparsın. Burada silindir gibi bir şey var. Referansta da tam belli olmuyor ne olduğu. Şu açıdan az bir şey gözüküyor ama. Ya bir de bulunla yaparsın. Hatta şöyle yaparsın. Bak Shift D ile kopyalarsın bunu. Ayırırsın. Buraya getirirsin. Şuradan bakalım.
Aslında dışında bir parça gibi mi ya? Çok işte kafa karıştırıcı. Bunun farklı açıları da olsa dışında bir parça gibi de Değişik duruyor. bir şey. Ya hocam bu tarz bir makine kullandım ben az buçuk biliyorum. O şey gibi ya. Önden arkaya doğru sivri bir şekilde gidiyor. İnan anlamadım. Ama neyse biz şöyle Ön yapalım. taraf arkaya doğru üçgenleşiyor gibi düşün hocam. Arkaya doğru aşağı doğru gidiyor. Ama silindir değil mi? Değil mi? Yok maalesef. İç kısmı evet. Yani o kapak oraya otururken iç kısmı silindir oluyor. Orada conta takımı oluyor normalde. Yani şöyle Onlara yapalım. bir kuruş oluyor. Şura silindir diyelim. Bu delik mesela. Değil mi? Ya. Şura silindir şöyle. Extrude scale vereyim. Şuradaki 4 noktayı seçeyim. Extrude yes. Extrude diye ne ya? Niye extrude'ladık? Yani extrude verelim. G'ye 0 diyeceğim de şunu biraz çekeyim. S'ye 0. Aynı şekilde tam karşısında seçeyim. Extrude diye S'ye 0. Buraları da şöyle yapalım. X 0 X 0 O son noktayı seçtiğiniz zaman ona göre mi alıyor hocam TX bir saniye extrude Y diyelim extrude Y diyelim şunu kapa şöyle şunu kapa şöyle son noktayı seçtiğimde değil yani buradaki noktaları Y ekseninde sıfırlıyorum dediğinizde? bozukça Yani mesela şey şöyledir orijin noktası neye göre? S'ye sıfır. Ortalarını alıyor genelde ya. Hocam hazır seni yakalamışken modeli sapsın low poly high poly atmanızın kıyamatı. Low poly high poly atmamızın mantığı ya mesela bak burada kenarlarda aslında biraz şey gözüküyor yumuşak. Şurada da eski kenarlarda bu tarz yumuşaklığı high poligondan low aktararak alırsın. Arada YouTube'a da cevap verelim ya. Bunu görmemezlik yapmayalım. Şimdi mesela şöyle yapalım. Canlı yayında mısın abi? Evet. Bazen modelleri Doğan dıştan şey değil de içten dışa da modelleyebilirsin. Şekil A'daki örnek mesela. Set origin geometri diyorum. Z ekseninde pozitif mirror. Hop. Mis. Sonra seçiyorum etrafı. Z. Hatta hepsini seç. Extrude Z'de. Şöyle yap. Pi distance diyelim bir ne olur ne olmaz. Şimdi sen ne demiştin? Bir tarafı kare böyle. Evet. Ama o şey değil yani tam şekilde gibi olmadı ama şu üst tarafta var ya şöyle nasıl gösterebilirim Şurası da üçgen mi demişti şöyle. orayı? Bir tane hocam hemen bir şeyini yapayım. Bu arada merhaba hocam. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Eyvallah. Hoş geldiniz. Doğan seni bekliyoruz. Ben bu yani çok şey olmadığı için anlamıyorum bu tarz parçalardan. Parayla falan çalışmadığı için. Şöyle alt şey yapsak. Individual. Bahsettiğim kısmı göstermek için hocam ekran şeyi açtım ama. Bakalım hemen bir saniye. Evet. Şu üst kısmında hocam şöyle bir küp var ya oran hani şeyden başlayalım yaptığımız kutudan. Tamam Evet. 300 ne kablo giden kutu. Şu Arka şekilde hani temel taraf. olarak bu şekilde arkaya doğru giden bir parça var. Yani onu demiştim ben. Şöyle mi diyorsun? Ya bu değil de bunu mu kastediyorsun? O hani benim bozuk olan yer vardı ya hocam, o arkaya doğru şeyi tam öne birleştirememişim orayı. Ya bu kadar takılma. Şimdi
Ben de çözeceğim bunu. Tam ne demek istediğini hala anlamadım. Ya Fakir. bu parçayla ilgili mi dedin olay? Yok, bu parça öyle değil. Tamam, bu parçayı yaptık sayıyoruz o zaman. Şöyle yapalım. Ben o referanstan tam olarak bu parçayı da çözemedim aslında. Şöyle yapalım. Biz bunu şurayı yapıştıralım mesela. Arkadan böyle bir şey var gibi duruyor ama olmayabilir de. Ama mesela bu parça yani dıştan içe doğru çıkardık. Onu da yok içten dışa doğru çıkardık. Bak o önemli bir şey aslında. Yani. Özellikle hocam bu hani yataylık bir çizgi, bunu mesela SZ0 diyorsunuz ya, direkt öz diyorsunuz ya, ben o mevzuyu ben hiç beceremiyorum. Tam onun mantığını hala çözemedim. O çok işime yarayacak bir şey. Ya o çözersin zamanla. Mesela bunu böyle yaptık diyelim. Şimdi İyi. sen bu arkayı aşağı doğru istiyorsun herhalde. Ya şurayı aşağı doğru istemiyor mu şöyle? Yok hocam, o üst köşesine bakın. Modelde var ya, tam o üstünde ya. Tam dışarı doğru extrude align normals verdik ya. Hocam Şu. tam o üzerinde olduğunu size. Yok, bir solundaki yüzey. Aynen. Bu. Bunun üstünde arkaya doğru giden bir parça var. Ufak küp gibi bir şey arkaya doğru yatmış. Modelde de var. Referans gösterimde. Ya şöyle istiyorum. Bir saniye çıkardım. Şunu mu istiyorsun? Direkt orası direkt bu şekilde tamamıyla değil de arkaya doğru tek bir küp gibi. Bakın referans görseli açın hocam. Orada fare üzerinde götürürse ben size tam hangi kısmı olduğunu söyleyeyim. Bakın sol tarafa git, daha sol. Az şey yukarıda, bakın küp gibi bir şey var ya, Şuradan yukarıda direkt. şuraya mı gidiyor? Yok yok, yukarıya git. Daha az şeyler yukarı çıkın fareyle. Tamam, bakın o solda küpün aslında üstünde bir tane de arkaya doğru yine uzanan bir yer var ya. Solunda. Şunu mu kastediyorsun? Yok yok, soldaki. Şu. Normal ana çizim. Ha, o oluyor. Ben onu işte şu sandım ya. Bu değil mi o? O değil galiba hocam. Onu ben karanlıkta görmediğim için onu direkt modele katmadım ama o olabilir de bilmiyorum. Çünkü kapak üzerinde. O kapağın bir parçası. Bunun Ya arkadan ben kapanamaz kapağın parçası. Öyle oturmaz kapaksa eğer şöyle yapacağız onu. yani. Yani kapağın bir parçası olsa o arkaya doğru oturmaz. Bu tarz Şuraları noktalar oturmaz. yapıştırıyorum buna. Şöyle. Ama öyle yapıştıramayız. Şuraya kadar yapıştırayım. Şuraya bir bevel vereyim. Şöyle. Aynen bu kapak olsa şöyle bir şey olabilir ki açılsın. Mesela. Ama böyle de olmaz. Şuraya da. Bak bazen doğaçlayabiliriz, tamam mı? Şöyle bir şey yapalım. Sanki bunu açan bir şey. Anladın? Anladım hocam. Daha güzel olur zaten. Bana kalırsa. Bazen doğaçla. Hani illa referansı okuyacağım. Yok işte hani referansı yok. Görüyorsun. Göremiyoruz yani ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Hadi. Bir de şu yuvarlağı kotarabilirsek. Onu da şöyle seçtim altı ile içini. GX dedim şuraya taşıyayım. Bu da böyle kalsın bu. Bunu yoktan yere yapmış olduk. Şöyle Bence yapalım. güzel bir detay oldu ya. Ha, gösterebilirsek render'da güzel detay. Şöyle bevel'ları verdim. Okey. Bak daha değişik bir parça oldu. Daha temiz durdu. Daha olabilir test yüksek oldu. Ama ben şurada şöyle bir detay da mı gördüm ya sanki? Ya da gözüm mü beni yanıltıyor? Gerçi gözüm de yanıltıyor olabilir. Sanki şurayı da şöyle hafif şöyle eğimliymiş gibi hissettim neyse. Normalde hocam o parça da yok. Ben direkt bu makineyi kullandım mı bu desenlerde çalışırken. Orada öyle bir şey olmuyor. O vida deliği var sadece Tamam orada. bak şimdi şuraya son kez bir boolean yapacağım. Hani şurada var ya vida deliği dediğin. Evet hocam. Shift D ile çıkardım bunu yüzeyine. P ile ayırdım. Set origin geometri. Bu kısma kadar tamam. Scale ettim. Bak burada önemli bir kısım var. İşte açıyı bir türlü tutturamayız. 1.9 diyelim. Vida deliği şura. Değil mi? Evet. Şuradan bunu açayım. Closet değil de center diyeyim. GX diyeyim. Bak center geldi buraya. Geldim buna. Loop toss circle. Yuvarlağımız dolu ama sanki bir tık büyük. Bir de buna boşluk unsubdivide diyelim. Oldu mu?
Olmadı. Ne içeriyordu? Anlatıyor. Olmadı ki. Bir saniye. Şöyle yapalım. Yine olmadı. Yani vertexler seçiliyken select checker de select diyorum. Yarısını seçiyorum işte vertexlerin. CTRL X'te de temizliyorum. Yani %100 şey basmayalım. Böyle yüksek bir yuvarlak basmaya gerek yok bence buraya. Şunu da bir tık çevirdim şöyle. Gördün mü? Bunu basacağım mesela. Basacağım diye bulun edeceğim. Şuradan yeri geldim. Close set dedim ne? Extrude Y. Nereye? Şurada bir tane vertex yakalayabilirsek. Yakaladık. Buraya kadar. Şunu biraz dışarı çıkartıyorum. Extrude da değil tabii. G ile. By distance. Şunu da normalini düzelteyim bu arada. Buradaki muhabbeti anladın mı? Evet. Sınırlar yani sınırına yapıştırdım. Burada ortasına yapıştırdım falan. Seçtim. Seçtim. CTRL ile Shift eksi. Bu tool eklentisi değil mi hocam? Bu evet bool tool eklentisiyle çalışan bir şey bu. Normal tak diye basarsan olmaz. Şurayı şuraya yapıştıralım. Şunlar gerek yok. Böyle yapmaması gerekiyor. Şöyle yapsak. Allah Allah. Mesela burayı bozdu. Yüzeyi sildim. Yüzeyi sildim. Yüzeyi sildim. Bunu da silsek ne olur? İşte bazen böyle bu kullanırken böyle bozuluyor bak. T'ye gitmiş buradan almış. Sildim abi. Şurayı kapadım. Şurayı kapadım. Şunu yine sildim. Bu kullanırken dikkatli olacaksın o yüzden. Şimdi bunu buraya koymak için şuraya bir tane loop attım. Bevel verdim. Yeter o bize. F'ye bastım. F'ye bastım. Şurayı da şöyle F F F F kapadım. Gördün mü? Mis. Şurayı da şuradan şuraya bağlayayım J ile. Aynı şekilde burayı da bağlayalım J ile. Şuraya subdivide diyeyim. Edge'leri seçip sadece. Subdivide şuraya geldim. CTRL-T. Alt C yapmaya. Alt C işe yaramadı. Burayı sadece böyle bıraktım. Aslında şurayı şöyle bağlayabiliriz. Sonra şunları da Shift X ile merkeze alayım. Şu an iyi gidiyor sanki. Shift X dediniz, bizdeki M'deki epicenter değil mi o da? Aynen şurayı da biraz yumuşatsak mı? Yumuşatmayacaksak. Çünkü gereksiz olmuş bu. Sildim. Şurada şurayı bağladım. F ile döndürüyorum. Oldu mu? Oldu. Çok güzel. Şimdi şurayı biraz içeri alacağım. Ya da burayı biraz dışarı çıkaracağım. Çok kalın durdu bizdeki. Okey. Bir kaydedelim üstüne. O daha yeni birer birer seçme şeyini kullandığınızda bu parçada da kullanılabilir miydi hocam? Birer birer seçme. Hani bir circle vardı ya, circle'a bir şey yaptınız select menüsünden. Bir atlayarak vertexlerini seçti, sonra sildiniz. Hani polygon Checker de sayısını. Aynen hocam. Onu ben mesela burada tam dikeyde orayı bir tık tek tek mi seçtin? daha atlıyorum. Aynen hocam. Bu Tek arada tek ben bu seçtim. parçayı da siliyorum bu Bırakmıyorum. arada. Parçaya da ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok. Shift D ile kopyalım. Modeli baştan yapıyoruz resmen Doğan ya. Yani. Bak şimdi. Bunu scale edeyim. Madem motor yapıyoruz. Shift D'ye kopyalım. Oğlum yemek yedin mi? Anne aç değilim. Karnabahar ne zaman bitireceğiz? Aç değilim dedim. Niye çay demlemedin? Allah'ım yarabbim. Sal beni. Şöyle yaptım. Şurayı scale edelim. Bunu tekrar alt S desek. S de direkt. Bak şöyle bir şey göstereyim bir de. Mesela ben bunu soldan ve sağdan scale edilmesini istiyorum ama neye basarsam basayım olduğu yere scale ediyor. T, Z'ye bastım. Shift Y dedim. Bu değil. T, X, Shift Y desek. Z desek. Heh, gördün mü? Bu bazen tuşları karışabiliyor bunun.
Gördün mü? Olduğu yerde scale ediyor. Yukarı aşağısı bozulmadan. Bunu şöyle yap. Diğerini kilitleyip diğerlerini yapıyor değil mi? Evet. Senin deminki yüzey çok bozuktu. Ondan hani böyle bir şey yaptım. Sonra şuraya bir tane loop kat atalım. Mesela şurada çalışalım. Şöyle geldim. Gelmeden önce bunun arka tarafına yapsak mı? Ya bence gerek yok. Ama şöyle bir şey yapabiliriz gerçi ya. Seçtim, 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 seçtim. Extrude face alınmaz. SZ diyelim. Şöyle bırakalım, direkt geçtim böyle. Kalsın burada bunlar. Hatta şuradakine de SZ de bırak. Kalan yüzeyleri de. Burada biraz fazla tırtık vardı. Evet, bayağı. Şöyle aralar loop at. Şunu seçtim, CTRL, buraya geldim, insert. Bayağı ince bir şey aslında. SZ, extrude, SZ. Daha temiz durdu sanki. Benimkine kıyasla kesinlikle. Tamam. Başka bir yerde sorun çıkacak mı Doğan? Hala Hocam bir UV'ye hocam bir de ana gövdede benim hani geçemedik. bozuk olarak benim gördüğüm. Bilmiyorum belki siz normal diyebilirsiniz ama bir şey yok. Üstteki parçada kolum Şu mu? dönen kolun bağlı olan. Evet, onun diğer tarafında bozuk olan bir yer var. Bak mesela o düğmelerin olduğu üst yerdeki vertexler var ya orası çok saçma duruyor. Bak burayı nasıl daha şey yapabilirim? Evet. Beceremedim. Bağlama şey için hocam kontrol T ile yapıyorum genelde. Ya Ctrl T ile Tamam. bağlaman yanlış değil bu arada. CTRL'te. Hani bir şeyi patlatmaz da şey yapmaz da. Ama bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Şimdi şunları bağlayalım şöyle. Var mı orada? Şurada da var. Silmeyeceğim bir şey yanlışlıkla. Şimdi bak. Bazen böyle elle uğraşacaksın. Çünkü modelleme tekniğinde yanlışlıklar var. Ya onları geliştirene kadar böyle uğraşacaksın. Her gün model yapıyorum hem değiştirmek için. İşte ya zamanla işte bunu mesela bir kere modeledin, bir kere hata yaptın, bir daha yapmayacaksın. Öyle düşün. Şuraya bağla, şuraya bağla, şurayı bağla, şurayı bağla. Yanlış bir yer bağlandı. Şurada niye öyle oldu? Şu bunu yanlış yere bağlamışım. Şuradan bağlayacakken. Sonra bağla, bağla. Bak daha temiz. O sağ köşesinin o tam şeye bağlı olması sıkıntı mı hocam? Yok değil. Şu gereksiz. Şu gereksiz. Şu gereksiz. Şu gereksiz. Şu gereksiz. Gerçi şöyle yap. Şu gereksiz. Gerçi şöyle yap. Gerekliymiş. Şimdi ya bu saatten sonra topoyu düzeltmekle uğraşmayacağım. Direkt kaplama geçelim. Gerçi bu bak hani çok bozuk açılıyor UV'in. Hani Evet. tek sebebi topolojinin bozuk olması. Aferin olsun. Bir de UV'ye geçme önce. Şu parçayı 50K fütür yapmıştık değil mi? Bak şimdi Hayır. bir şey Bayağı. deneyeceğim. Bunu ne diyelim buna?
Bunun bir ismi var mı biliyor musun? Hani üst kapaktan başka bir şey aklıma gelmiyor. Kapağın İngilizcesi neydi? Ne hocam? Neyse, tab close diyelim. Alt tire high diyelim. Shift ile kopyaladım. Bunun gözünü kapattım. Geri al. Şunu low de. Bunu bake ederken mi kullanacaksın? İsimlendir. Bundan sonra modelleri. Baştan iyi git. İsimlendir. Bu şekilde. Sonra mesela bunu aldın. High close'e attın. İsimlendirmeye de dikkat et. Burayı nereden açtınız hocam? Tam ne menüsü başladınız? Şuradayım tıklıyorduk. Bu nasıl taşınıyor diye. Hepsini A'ya attı şu an. Bir saniye. Bu normal M menüsü. Ya M diyorum. Collection menüsü. Şunu hayat. Şunu aç. Bu arada Şunu bir şey kapa. soracaktım da. Bu isimlendirme çok önemli bir şey mi Çok modellerde? çok önemli bir şey. Sen her yaptığında mı isimlendirir Bake misin? alırken çoğu şey de önemli. Bakalım isimlendiriyor muyuz? Genel ya çok hızlı çalışmadığım sürece isimlendiririm. Böyle acayip hızlı seri yetiştirmem lazımdır. Ve Ha, o zaman bundan sonra başlayayım ben de ya. şunu bir aç. Aa, bunları açayım. Bunlar şey. Şöyle Peki şeyden ya nasıl desem? modullarda bakalım mesela. Bu sadece şey için mi önemli mesela? Hani kafan karışmasın, şunun ne olduğunu bil Bir, amaçlı mı önemli sadece yoksa? kafan karışmasın. İki, sonradan mesela bake alacaksın. İsim lazım. C4 bake diye isimler. Bunu tek birleştirmiş mesela. Onlar tek isim. Yok mu şöyle farklı? M1 Grant. Birleştirmediğiniz bir şey. Çok nadir. Ya böyle hızlı yapıyorumdur. Ya da mesela sana anlatırken isimlendirmem. Böyle küp 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 diye gider. Ama yani normal şahsi iş yaparken isimlendirir ki. Çünkü sonuçta bake alacağım onu. Mesela senin çalıştığın yerde isimlendiriyorsun değil mi sen? Ya çalıştığım yere gerek yok. Normal model yaparken isimlendirmen lazım. Mesela bak şimdi. Ve önemli. Mesela top close dedim. Sonuna low'u küçük harflerle yazdım. Çünkü sapsız böyle alıyor mesela. Tabi oradakini değiştirebiliyorsun da. Mesela high dedim. Alt tire high. Bu tarz şeyler önemli. Yani bir isim kuralına uyuyorsan sürekli o. Mesela baş harflerini büyük yazdım. Sürekli aynı şekil git. Mesela buna low dedik. Buna bir şey deneyeceğim. İşe yararsa keyfimiz yerine gelir. Yaramazsa da oturacağız elle topoloji göreceğiz. Revolt dedim. İşe yaradı. Normalde şey yapıyordunuz ya, Bak dur. low'dan high'a geçiyordunuz ya, high'dan low'a da geçebiliyor mu? Aydan lava geçtik. Şu kısmı biraz değinebilir misiniz hocam? Önemli bir kısımdı çünkü. Ben Tam ne vallahi bilmiyorum değinir miyim değinmez miyim. yaptınız? Vay, bir kere yakalayacaktınız hocam şimdi. Hani değil mi? O ara konuşuyordunuz. Çok seri yaptınız ya. Ama biz de şeye bakalım. Üst üste yapışıyorlar mı? Demin çünkü olursa güzel olur, önemli bir şey dedin. Evet. Dikkatimi çekti. Oldu da. Evet. Şimdi ya ben bunu şimdi belli bir kurallara göre modellediğim için şu Hı. parçayı Subdivision'ı modelledik. O yüzden burada bir şey var Blender'da Multi Resolution muhabbeti var. Multi Resolution genelde Sculpt'ta kullanıyorlar ama belli bir yerde senin Subdivision verdiğini anlayıp ona göre düzenleme yapıyor. Genelde Mirror'da patlıyor. Genelde bozuk topolojide patlıyor. Her zaman işe yaramıyor. Ha, belli kurala uygun modellersen deminki hani Doğanay gördü ya da burada olanlar gördü. İşte Subdivision verdiğim kısımların yakınlarına loop cut attım. Şurada bir şey döndürdüm mesela. Elle topoloji döndürdüm. Hani o tarz kurallara kısa kurallara uyarsanız mesela ben emin değilim çalışacağına mirror. Çünkü mirror genelde patlatıyor. Sebebini bilmiyorum. Burada işte bu Subdivision'ı çalıştığım için Rebuild Subdivision diyorum. Yani Subdivision'ı yeniden inşa et. Ama bunu yaparken bazı şeyleri de şey yapıyor bu. Nasıl diyeyim? Hani sanki tam isim veremem ya. Bak mesela. Hatta buna Subdivision var. Deminki objeye birebir yakın çıkmadı ama neredeyse yakın. Şuraya bir loop attık mı? Hatta bunu mu kullansak daha mı güzel olur?
Şuna bir daha bakayım. Alttaki kısımlar daha keskin diye hocam. O açıdan daha güzel gözükmüş gelebilir teyze. Neyse. Bizimkinde etrafını dönen Tamam, bunu sildim. Kafamızı karıştırmasın. Şey önemli ama mesela üst üste koyduğumuzda tutacak mı? O çok önemli. Mesela şu köşeler beni bir tık korkutmadı değil. Şey verebiliriz. Multi-resolution da. Onda da patlamaz umarım. Multi-resolution diyorum ya. Shrink Neymiş bu? wrap. Shrink wrap. Ama onu... Onu soracaktım hocam. Shrink wrap'ten daha pratik bir çözüm değil mi bu? Shrink wrap'ten daha pratik ama mesela şu köşeye şöyle bir şey yapsam. Shrink wrap yakaladı mı, yakalamadı mı? Bir apply'layım. Valla yakaladı gibi ama umarım yakalamıştır. Bekle göreceğiz. Şu çok keskin duruyor yalnız. 90 de. 90 fazla oldu. 60 de. Filtre şurayı patlatmış. Aynen. Bunun alt kısmına ihtiyaç yok aslında. Şöyle yapabiliriz. Kapadım direkt. Tamam ya, yavaştan UV'ye geçelim. Gövdeye bir şey yapmayacağım. Buradan başlayayım mesela. Bende belli kısa yollar var. Onun şimdiden söyleyeyim. Mesela şeye bastığım zaman şu seçtiğim yüzeylerin etrafındaki edge'leri seçiyor. Bu da şey. Select loops, boundary loops'la. Yani ben bunu bir kısa yola atadım. Ona bastığım zaman seçtiğim yüzeylerin etrafındaki çizgileri seçiyor. Sonra sağ tıkladığımda mark seam yapmıyorum. Mouse'un tuşlarına atadım bunları. Mark seam'den clear seam'i. Biri işte mark seam atıyor mouse'un bir tuşu. Diğeri de clear seam atıyor. Ekstra tuşu varsa mouse'ta işine yarar. Burayı direkt seam diyorum mesela şöyle. Seçtim. Boundary loops verdim. Seam diyorum. Bu arada benim shortcut açık değil mi ya? Değilmiş. Neyse. Bura biraz riskli bölge. Şuradan keseyim. Ne olur ne olmaz. Simledim. Alt düz. Şimdi bu parçanın tam ortasından bir loop çevireceğim. Bu loop'un da şuraya kadar, mesela bu biraz riskli olabilir. Şunu bir nasıl açılıyor bir bakayım. Şuralar çok şey açıldı. O zaman şöyle yapalım. Şuradan bir tane daha keseyim. Şu loop'u keseyim. Şurayı da ve şurayı da. Sen bırakmışsın bunu burada da ben bunu kullanmayacağım ya da kullanayım. Verirsin. Doğan içeride çok fazla şey bırakmışsın ya. Bunu atmış mıydın bir şeye? Bunlar ne oldu? Hocam bayağı bir denedim ya materyal. Bak geçen dedim de şurayı seçtim. Unpilot bunun ismi. Base Color, Image Texture. Şuraya tıklıyorsun. Unpilot. Geliyor böyle. Bunu unwrap diyelim. Şöyle bakalım. Yamuk yumuk bir yer var mı? Mesela şuraya yamuk. Şuraya kesmemişiz çünkü. Bu da yamuktur. Bunu da keselim. Bunu rapte düzeldi. Şeylet. Böyle kalsın. Hocam şimdi bunu sığdırmak gerekmiyor mu? Yani büyük tutunca bir sorun teşkil eder mi? Yok etmez. Ben sadece görmek için Doğanay bir kaçtığı için şu antaylı tekşürü. Anladım. Şuradan yenisini açalım hatta. Çarpı 4 de. Çarpı 4 de. Color grid. Okey. Şöyle büyük açalım. Ne oldu? Antaylık bir oldu.
Kaç. Mesela yani şey yazıları göremediğim için büyütüyordum. Anladım. Yani o demin büyütmüş olduğunuz, scale etmiş olduğunuz halde attığınız zaman Substance'a normal UV haritasında çıkar değil mi? Normal bir şekilde. Hayır. Hepsi sığmış bir şekilde. Burayı taşan hiçbir şey çıkmaz. Böyle çıkar. Anlıyorum. Anlıyorum. Şöyle göstereyim hatta. UDM mi kullanıyorsunuz hocam orada? Yok, yüzüm kullanmıyorum da. View'un nerede? Mesela. Repeat image deyince de kötü oldu ya. Burayı lan yapamıyor muyduk? Ya mesela burada bir tekşür varsa güzel koordinat. Yudim gibi düşün. Şu parça normalde şurada bir yere denk geliyor. Aynı aynı tekşürü alır üstüne. Dışarıda kalan. Şunu kapattım. Seriden şimdi mesela kesime geçelim. Çünkü bu parçaların çoğu çok sorunlu. Keserken biraz cebelleşeceğiz. Şurayı seçtim, direkt kestim. Mesela şuradaki 150'yi seçtim, şeye bastım, kestim. Dışındaki çizgiyi seçip. Sonra şuraya bakalım, iki taraf aynı mı? Burada vida var, aynı değil. Şurayı kestim direkt. Şuradan nereye gidiyor? Şuraya kadar kestim. Hatta şurayı şöyle kotarabiliriz belki. Bir unwrap diyelim. Buna da aynı şey atalım. Ne isim verdik ki ona ya? Materyal demişiz. Buna ne diyelim? Test. Hatta hepsini ata şunu şimdilik. Bunu gizle. Şuradaydık değil mi? Nereye açıyorduk? Şuraya. Burası patlamış mı? Patlamış. Şuradan bir yerden daha keselim. YouTube'a atacaksınız değil mi hocam bu yayını? Şu an canlı yayın. Ya yayın tekrarına bakarsınız. Teşekkür ettim. Kolay gelsin hocam. Eyvallah. Şu kenar çizgileri seçiyorum. Dış halkanın. Temizlen temizlene gidiyor. Şuraya kadar kestim. O patlamış dediğin şey tam olarak neresi oluyor hocam? Yani buradaki şey kural ne? Peki şurada. Ya düzgün olması bak. Yazı okunaklığı düzgün. Kareler düzgün. Mesela şuraya baksana. Evet, bak kaydı. Ya şu an ekstrem bir kural söylemeyeceğim sana. Çünkü söylesem de çok bir şey ifade etmeyecek şu an. Sen sadece bu yazının düzgün olması gerektiğini bil. Şu anlık. Ve en doğru yerlerden kesmeye çalış. Ya bunu ne olarak düşünsen olur. Bak genelde köşelerden kesiyorum. Çünkü bu parçalarda çok değişik topolojik şeyler yapmışım. Mesela ben bunu çevirebilirim de. Ama çevirdiğimde büyük ihtimal sıkıntı olacak. O yüzden en düzgün işte bu köşelerden keserek elde ederim gibi geliyor bana. Çok fazla parça çıkıyor. Ama bunu yapacağız. Çünkü Substance'da genelde çok parça olması çok da sorun olmuyor. Mesela şu gereksiz abim. Şu edge'lerin, vertex'lerin çoğu gereksiz. Bu gerçi gerekli gibi duruyor. Şuraya al. By distance. Şuradan mı kes? Şunu devam ettirelim mesela. Şuraya. Bak çok böyle dip gibi bir sürü vertex var. Senin seçimini de zorluyor. Başta bir temiz çalış. Ve bu tarz şeyde subdivision'la falan da çalışabilirsin. Hani demek ki üst şeyde Genelde yaptığımız evet gibi. o kontrol T yaptığında şey yapıyor ya, köşeleri bağlıyor ya, o çok bozuyor hocam orada Ya o kontrol T. kontrol T'yi de işte en son UV açtıktan sonra yapacaksın da şimdi sen bana UV açılmış halde zaten attın gibi bir şey oldu herhalde.
Ya CTRL yapmadan açacağım mesela bunu. Kesikleri. Aynen canım. Nasıl daha dikkat edeceğim. Bak genelde modelin dış halkasını seçiyorum. Seç hadi be. Heh. Sonra şurada bir 90 derecelik açı var. Bunu seçeyim. Bura tamam. Bura tamam. Bu yüzeyde bir çıkıntı mı var? Bana mı öyle geliyor? Evet, bana öyle geliyor. Şura çıkıntı ama bunu direkt yüzeyi seçtim. CTRL artı yaptım. Kenarlarını da seçtim. Direkt kestim böyle. Aynı şeyi burada da yapacağım. Direkt kestim. Şey de yapılabilir mi? Gerçi bunu da yapamayız. Mesela bak şurayı seçtim. Bu parçayı nasıl kolay keseceğim? Şeye bastım. Alt çiftle de şurayı çıkardım. Kestim. Gördün mü? Aynı şekilde şuranın iç yüzeyini seçtim. Şurayı da hatta şurayı seçtim arayı. Bak arayı seçince burada bir topolojik dönmediği için şu alçıya yapsak ne olur burada ya? Topoloji ne dönmüyor abi? Mesela şu aradaki edge'den dolayı topoloji dönmüyor. Şu aradaki edge'den dolayı burada dönmeyecek. Aradaki edge'den dolayı burada dönmeyecek. Bir şey de bozmuyor, ona dikkat edeyim. Aradaki edge'den dolayı burada dönmeyecek. Şimdi dönecek ama. Yine dönmedi. Hadi bakalım. Şurada da bir edge var çünkü. Yüzey bir kalmadı. Yok varmış tam. Yine dönmedi. Allah Allah. Seni kopardık mı yanlışlıkla? Aynı anda iki hece nasıl bağlısın? Şöyle içine girelim. Ama sen nasıl bağlısın? Alt ne? Alt ne? Recalculate all site desek. Şurayı yanlışlıkla silmişiz. Şurayı. Şöyle yapıyorum. Alt'a bastım. Şimdi döndü. Döndü. CTRL artı dedim. Şeye bastım. Şu kenarları seçtim. Aynı şeyi şurada yapıyorum. CTRL artı. Kenarları seçin burada. Bu gerçi çok şekil bozacak bir şey değil. Şu aradan da şu köşeyi seçebilirsem eğer. Ve bu ara çok önemli değil de. O NTP'yi hocam kesmenize rağmen orada hala bir yamuk yumukluk vardı ama bu parçada şey bu normal genel parça dönmüştü. Her şeyden var. Şey değil mi? En son yaptığınızda mı diyorum? Yok yok tamam şimdi unwrap yapınca oldu öyle. Ha. Bak ne kadar düzgün geldi. Dedik ve şöyle CTRL'ye bastık. Bir daha unwrap dedik. Ya bu şeyler işte mesela şurada şunun olması. Hani ne kadar topolojin bozulduksa burayı toplaması o kadar zor. Şurada harbiden yüzey var ya. Ha. Şöyle solid moda geç. Göreyim şunu. Şu yüzeyleri de seçtim. Kestim şurayı değil. Seçtim, kestim. Işını kessem yeter bunun. Burada var mı? Yok. Mataya moda geç. Unwrap'te bu sefer bak. Dümdüz. 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 Okey. Bu da tamam. Kapadım. Şunun arkası gözükmüyor diye sildin değil mi? Aynen. Bunda Evet. sadece bak şu köşeleri seçeceğim. Köşeleri kestim ve şuna gerek yok inan. Böyle olur. Eğer şu parça düz açılsın istersen şuraları da belki kesersin. Parça düz açıldı gördün mü?
Şunun içine gerek yok. Üstü kestim. Şuradan da bu loop'u kestim. Şurayı yanlışlıkla kestik. Böyle açıldı. Neden böyle açıldı? Burada ince bir parçam, burada uzunlamasını açıldı. Rotation scale veriyorum. Gördün mü? UV çekim kesme işlemi neye göre yapıyorsunuz? Genelde 90 derece köşelere göre ya da mesela silindirde belli kurallar vardır. Şu yüzeyler her zaman kesilir. Şöyle onların arasına keselim. Ya bu biraz deneyimlemekle böyle olur. Mesela şura. Kesersin. Şunun arasını kaldırırsın. Bu tarz çıkartır. Grid image texture açtığımda Blender'ı ne zaman tekrardan açsam texture kaybolur. Tekrardan grid image yapmak zorunda kalıyorum. Bunu neden yapar? Ya çünkü eski Blend dosyasında kalıyor. Ondan dolayı her seferinde yeniden açman gerekiyor. Doğan sen bir şey mi soracaktın? Yok, şeyden dolayı mı dedim hocam o. Bu rotation scale mevzusundan dolayı mı? Uzun açıldı daha iyi. Aynen. Ondan dolayı. Bir de bak şu tam karşıdan baktığındaki yüzeyler, dikkat et, normullar diyeyim daha doğrusu. Bunları simit gibi açmak zorundasın şuradaki gibi. O yüzden bak o yüzeylere ya aslında zorunda değilsin de zorundasın diye düşün. Daha Tamam, düzgün hocam olsun hemen. diye istiyorsan. Bak şimdi bu yüzeylerin hepsini çevresini kestim. Başka var mı? Şu içeride de var mesela. Bunu da keselim. Sol taraftaki görünüşü önemli mi hocam? Sol taraftaki dizilim. Yani UV Yok. map tarafı. Tabii önemli. Ya mesela bak ben buradan bir şey dolayacaksam eğer tekrardan bir tekstür atacaksam mesela şunun gibi olmaz. Olamaz. Bunu düzeltmem lazım. Şunu. Şunu şöyle yapabiliriz. Böyle düzeltebilirsin. Ki bunu tavsiye etmiyorum. Text Fly'de onu kullan bence. UV Light Rectify ile çat diye düzelt. Şunu düzeltmen gerekir. Eğer şeyse tekrar mesela böyle çizgi çizgi bir tekstür atacaksındır. Böyle yamukken atamazsın onu teknik olarak. Böyle düzeltmen lazım. Ya bu tarz Yazılımın baktığı yöne doğru, yazıldığı yöne doğru alacak, atacak değil mi hocam gerçi tekstürü? o şu an orayı takılma bak. Şu an başka bir şey gibi düşün bunu. Tabii. Bunu yuvarlak bir UV düzelttik. O dönem sözünü balla kesiyorum ama bunu bir eklentiyle mi böyle düzelttin? Yani text tool addon'uyla. Ha tamam okey. Bedava olması lazım yanlış bilmiyorsam. Pardon olabilir emin değilim. Tamam ya. Ya bunu elle de düzeltebiliyorsunuz bu arada. Elle düzeltmesi bir tık daha uğraştırıcı. Onu da göstereyim mesela. Uğraştırır herhalde değil mi? Mesela şöyle göstereyim. Şu S'ye 0 dedim. Şuna S'ye 0 dedim. Şuna SX 0 dedim. Şuna SX 0 dedim. Bu tam bir kare oldu. Ya kare derken yani düzgün bir dikdörtgen oldu diyelim. Açısı maçısı her yeri düzgün. Bunu seçtim. L'ye bastım. Bu seçili fark etti sizlerle. Beyaz gözüküyor. Follow active dediğim zaman düzeltir. Tamam. Ya bu da olur. Aynı işlem. O pratik. Tek tuşa basıyorsun yapıyor. Ama bunu da bilin yani. Add-on'u bulamazsınız falan. Ya da bazen patlar çalışmaz. Eyvallah. İklediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olasın. Rica ederim. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi bakan açı ya normallar her zaman kesilir. Şöyle dik açsanız daha güzel olur. Şu simit gibi. İsterseniz buraya eklersiniz de o da işte şeyi de çok bozabilir. Ama mesela ben bunu şöyle açsam denemek için bakacağım. Merak ettim. Şurayı kestim. Unwrap dedim. Mesela demin ki follow active quad'ı burada denesem. RX 90 gerçi R90 dedim. Şuna bakalım. Bak bu da iş görebilir. Ama burada bir tarafa bakan yüzeyler bir tık sanki bozuluyor. Şurada çok belli mesela. Merhaba. 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 Ne yapıyorsunuz? Kanka ders işliyoruz. Hiç Blender yapıyorsun.
bu tarafa bir tarafa bakınca bir tık bozuk geliyor. O yüzden hani ben bunu tercih etmiyorum geldi. Bunu tercih ediyorum. Daha Sorular ver işimi abi. kolaylaştırıyor. Ne tıkladık lan? Benim kankam daha yeni eve geldim. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Onu gizleyelim. Şöyle yapalım. Bir de objeleri keserken genelde YouTube'dan bir soru gelmiş. Onu da cevaplayayım. Smart UV açılımını çok rahatlatıyor aslında. Kullanın tavsiye ediyor musun? Ben etmiyorum. Çünkü mesela şöyle silindir objelerde UV'ni çok fazla parçaya bölüyor. Bu da senin mesela şeyini bozuyor. Kaplarken işini zorlaştırıyor diyeyim. Ben hatta hiç tavsiye etmiyorum Smart. Eğer böyle çok karemsi bir şey değilse, kutu gibi bir şey değilse Smart açmayın. Şu tarz silindirlerde. Mesela LL seçeyim bir parçayı. Şöyle yapalım hatta görelim. Mesela L. Sonra L. Mesela parça parça. Biz bunu tek parça istiyoruz. Evet. Tekrar edebilmesi için. Bir de bu tarz objelerde genelde objenin gözükmeyen, bakılmayan tarafından kesmeniz lazım. Bu da önemli. Seamler gözükmeyecek kısımlara atılırsa model daha temiz durur en son finalde. Tekstürün bitiş noktaları orada kaynaşma yerlerinde şey mi hocam? Yamuk yumuk gelirse diyor. Aynen. Bak mesela gördün mü? Yalnız Tek parça, üç parça. Efendim. benden de istikrarlı bir soru alabilir misin? Bir saniye kanka. Şurayı bir düzelteyim alayım. Şu en üstü de düzelteyim. Yani Öyleyse soracağım ama sadece yani merak. sor. Gördüğünüz merak etmiş. Tamam sor. UV'nin temizliği ne kadar önemli? Kanka şimdi şöyle söyleyeyim. Temiz işçilik istiyorsan önemli. Oyunda güzel gözüksün istiyorsan önemli. Kaplarken zorlamamak istiyorsan önemli. Bir de en sonda ya ben ne yaptım bu boktan bir şey oldu demek istemiyorsan önemli. Bir de şeyde de çok önemli. Texture density olayında da önemli. Ha şu ben onu çok önemli görmesem de önemli. Sonra ya baksana şimdi bak dümdüz yazılar okunuyor falan filan. Hani Anladım, anladım demek Smart'ı istediğimi anladım. çak ya mesela stylized bir iş yapsam inan gramı umurumda olmaz. Boyayacağım zaten üstünden. Hani sapsı atacağım üstünden böyle kalem alacağım boyayacağım falan. İnan umurumda olmadan mesela ben geliyor yeri geliyor. Buraya sapsız aklıma geliyor işte çizik çizik bir şeyler yapıyorum. UV stick gibi olunca inan bana hiç tutmuyor. Yani ekstra gelen fikrini uygulayamıyorsun. Anladım. Bana sorarsan önemli. Temiz bir işçilik. Mesela bunu böyle açayım desen ne değişir? Şuralar böyle sik olsa ne olur? Hani smart materyali atıp geçiyorsun zaten. Ama mesela bir de şuna bak. Şuradan kestim abi. Şuradan da kestim. Ya bunun gözükmeyecek kısmı şurası galiba. Şöyle bir daha bakalım. Modelin iç tarafına. Şurası mesela seam'i de diyorsun. Tertemiz abi baksana. Ya buradan bela. Yani deminki görüntüye bak bir de buna bak mesela. Bu içini rahatlatıyor mesela. O, haklısın kanka ona lafım yok. Sadece merak ettim görüşünü. Dediğim gibi ama slice'da çok iplemene gerek yok mesela. Realist bir şey yapıyorsan ciddi anlamda bir dokuyla kaplayacaksan yani gerçek bir texture kullanacaksan her türlü önemli zaten. Var realistlik de ben sapsız üzerine örnek verdim. Photoshop falan atıp boyayacağım diyorsan onda da önemli. Onda da önemli Onda aynen. hatta elle dizeceksin. Oturup elle dizeceksin. Stilize'de biraz daha tölere imkanım var. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bak. Şu altı kesmeyi unuttuk. Altı da keselim. Bir tane de şöyle sim bulup kessek var ya bak bu tadından yenmez bir şey olacak şu an. Neden? Çünkü yapabiliyoruz. Bana birazcık şey abartı geliyor kanka. Yani Ben insanların 3D artistim diyorsan bileceksin kardeşim. Sen 3D bileceğim artist bileceğim. misin? Sen 3D artist misin?
deyip. Aa, bak gene oraya getirdin konuyu ha. Ya ister bil ister bilmem. Ben Photoshop bilmeyen T-Ders gördüm ya. Oha. Var yani. Ki bazı arkadaşlarımız bence hala bilmiyor. Mesela ben. Yani. Ha, tabii. Kime çarptın burada lafı? Mete'ye mi, Cahit'e mi? Burada boş ver. Tanımadığım birine çarptım. O bunu görüyorsa üzerine alınır zaten. Ama mesela Olmuş mu bilmeyen iki ya? kişi daha çıktı bak. Hadi bunlar öğreniyor, öğrenme aşamasında ama o adam neredeyse senior seviyesinde iş yapıyor. Abi mesela çok önemli mi? Harbi Photoshop. Sence? Yani ne için? Stilize gibi boyamak için falan mı? Yoksa render'ın daha güzel gözükmesi için mi? Ne için yani? Kanka diyelim ki Bak, Substance kullanmayacaksın, ne yapacaksın? bak bilmediğin halde iki örnek verdin mesela. Yani Photoshop bilmiyorsun ama stilize için mi dedin? Yoksa render'ı daha güzel gözüksün diye mi dedin? Aslında iki örnek. Bunun gibi bir sürü örnek var. Render alırsın, post proses yaparsın. Substance'da mesela ben bazen bake'ler hatalı oluyor, tamam mı? Bak bununla da gösterir mesela. Bir yerde bake patlar. Onu dışarı Photoshop'a aktarırız. Orada bake'i o elle düzeltip geri Substance'a alıp üzerinden devam ederiz. Hani Ha. bunun bir sürü şeyi var. Say say bitmiyor. Peki nasıl abi? Kolay mı Photoshop? Ya şimdi ben kolay Bizim... diyorum, bana kolay geliyor. Sana zor gelebilir. O biraz değişik bir mevzu. Bizim arkadaşlar falan da birkaç kişi biliyor da hani şey diyorlar. Zor değil diyorlar ya. Yani onlar Ya. şey fotoğraf editlemek için falan daha çok kullanıyorlar da tabii. Ya bak şimdi hani neye göre kime göre derler ya. Çok değişiyor inan. Hı. Ben de onu diyecektim. Zor veya kolay program diye bir şey yoktur ya. Bana sorarsam çocuk oyuncağı ama şimdi bak demin 2 saniyede bir şey yaptım. Yok yok şey anlamda diyorum. Kullanması değil. Öğrenmesi. Öğrenmesi ya yapacağın işe göre değişir. Sadece şunu söyleyeyim. Photoshop bak. Şöyle söyleyeyim sadece. Bunu artık kolaylık mı zorluk mu ne olarak anlarsan anla da şahsi görüşüm. Yanlışlıkla öğrenebileceğim bir program bu arada. Hani böyle bir şey Aha. izlerken kurcalayayım derken öğrenebileceğim bir program. Bizim arkadaşlar falan da öyle diyor ya. Dediğim gibi. Yanlışlıkla öğrenirsin. Bak mesela ben mesela şöyle gördüm mü tertemiz cillop gibi. Yani tatmin oluyorum abi ya. Bu bile tatmin veriyor bak. Yani üzerinde yazılar mazılar var ama yani UV düzgün olduğum bir tatminkarlık yapıyor can. Yani bunu gör artık ya. Ya bir laf mı ettim oğlum? Böyle açılması gerekiyor zaten. Bir şey mi dedim birader? Allah Allah. Hocam peki 3D programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu 3ds Max, Cinema 4D. Ya ben hepsini kullandım. Hepsi de güzel programlar. Şimdi neye göre, kime göre? Bu çok değişik bir soru ya. Ya hocam şöyle mesela bizim okulumuzda derste hoca Blender özellikle bana yasaklandı zaten. Ben özellikle Blender kullanıyorum diye. Cinema 4D öğretiliyor patron. Peki Mimari modellemede 3ds Max öğretiyorlar. ya Cinema 4D ne kısmında öğretiyor mesela? Hani hangi ders için Cinema 4D diyor illa? Animasyon anlamında Cinema Bizde de 4D. vardı o an. Ya bence O zaman saçmalık ayrı mesela gösteriyorlar. animasyon için Cinema 4D diyorsa Cinema 4D'ye gelene kadar Maya var mesela hani. Neden Maya değil? Aynen. Ya hocam bana kalırsa Ya Blender Doğan hepsinin daha kolay senin gelir. yalnız oğlum bu ne lan? Ya bence onu sırf kendi bildiği için onu size öğretmeye çalış. Ya onu bildiği için onu size öğretmeye çalış. Ya neyse bak şu an bu konulara girmeyelim. Çok bölündü iş yaptığımız iş. Ben bir yandan sizi takip ediyorum hocam. Modellerimin ne kadar yanlış olduğunu da görüyorum. Arada söylüyordum iyi kotardın ha. Yerinde de vallahi içeride yüzeysen. Bizi Abi gitmiş. sen ne zamandır buradasın lan? Ben mi? Ha. Bir yıl oldu ha. Öyle değil lan. Şu anda konuşmadan Ha. bahsediyor. Bir yıldır burada, bu anı bekliyor. Kanka Onu daha sorma. yeni geldim. Yeri geldim yeri. Ya program hakkında şöyle söyleyeyim, hangi ya programları program olarak düşünme. Bunlar senin modelleme tool'ların gibi düşün. Hepsinden alabildiğin verimi al. Ben mesela Cinema 4D kullanmıyorum ama Cinema 4D'nin şeyini beğeniyorum, render olayını. Onu şeyde görmüş hocam. Sizin hemen hemen bütün videonuzu izliyorum zaten. 3ds Max Speed Modeling'de render oradan alıyordunuz mesela. Aynen. Bak çok eski video. Yani bayağı 2012'lerde kaçlar hatırlamıyorum bile. Bir video ama render'ı oradan alıyordum. Öğren yani ne kaybedersin? Hayır Uzun hocam. izleyicilerden. Zaten Şimdi temel mantık aynı hepsinde ama Caps'ta bu dediğim Mark Sim'den gibi. olduğu edge'ler çok belli oluyor. Temiz bir geçiş olmuyor. 200 arasında ama Mark Sim olmadan
Okan Olur. Koca'ya sorabilirsin. Bunu söyle nedir hiçbir yerde olamaz. Ya abi ben de Maksimler'de hiç patlama olmuyor mesela. Ben de öyle diyeyim sana. Ya UV düzgünse patlamaz kolay kolay. Ve şey mantığı önemli orada. Mesela nasıl bir tekstür attın üstüne? Ambient okluji falan mı attın? Ambient okluji'nlar da patlar mesela genelde. Ya şimdi mesela bunu da göreceğiz birazdan. Hocam Ama ben de sen mesela benim işte... modelci olarak saymıyor musun sen şimdi? Yok kanka. Ben seni hep kodcu olarak biliyorum ya. Ya değilim. Ben seni Unreal olarak biliyorum. Benim Değil gözümde mi? kodçusun. Aynen. Yok kanka Unreal. ben... Unreal'cı Oyunu mısın lan çok sen? yanlış tanımış herkes. Ben... çok yanlış tanımış. Adam mobil işiyle Bak uğraşıyor. gördün mü Doğan? Mesela Unwrap dedim. Şöyle açıldı. Sonra geldim Rotation Scale dedim. Düzeldi. Notation scale bu da Mesela bunun kenarları kesmedim. Ama kessek sanki daha düzgün olur. Şöyle yapalım hatta. Bir tane de alttan. ben misal böyle modeller orayı kesmediğim zaman sapsınsa attığımda orada hatalar oluyor. Köşeleri. Olur abi olur. Abi Blender'da yapmam gereken bir finalim var. Oğlum, modeli ne ya? Nasıl bir model? A620 Spaceship. Daha önce bir kere falan modellemiş bir Spaceship'te. Şimdi model yapmaya gireceğim. Ondan değil ya zaten İddiayı model ortaya yap. koydu. Yok yok işim vardı kanka. Yani yapmam gereken bir şey vardı. Bayağıdır düşünüyordum da şimdi şeye koyacağım onu artık. Yapmaya başlayayım. Bayağı güzel modelmiş hocam. Hocam ben de bag mevzusunda çok takılıyorum ya. O şeyleri neye göre ayarlıyorsunuz? Onu çok... Adam bir saniye ya belki gelmedik daha bak UV bitirek orada sorarsın. Tamamdır. Ben de bu şeyde patlıyor ya. Adam mesela bak Sketchfab'de falan almış koymuş hani her açıdan var. Baka baka modellersin bence. Ya şuralar işte bevel'lı mevel'lı gitmen lazım. Şimdi ada şekli çıkaracağım bir kere. Şu mesela ayrı bir parça gibi düşün. Ayrı çıkar. Burayı çıkar. Şunlar bütün gibi düşün. Şu küçük parçalığı ayrı ayrı tek tek modelleyip üzerine yerleştir. Kit 5 mantığıyla. Kit 5'te ya silahı ayrı modelle gel buraya bırak gibi düşün. Çok zor bir model değil ya. Tam da öyle almış falan da Selamünaleyküm. yapmamış. Aleykümselam. Aleykümselam. Bu arada Nasılsın? arkadaşlar Cahit de geldiğine göre sonraki uyarmayayım. Goy goy yapacaklar. Bir üst kanal çıksın. Burada ders işliyor şu an. Sen kankam gelmeyecek misin? Nereye? Oğlum seni bekliyorduk. Oo, işim bitmedi ya. Siz girin. Ne demek işin bitmedi ya? Şu an dersteyim. İyi bakalım kanka. Evet. Biraz patlanır Halisi şey. al, halisi benim yerime. Halis git val oyna hadi. Yok ya. Yani beğenmezler Hocam bir ara Valorant atarız ya. İnşallah. Bakalım. Şimdi şu parçayı şöyle seçtim. Şuraları da seçtim. Bu neydi lan? Bunu unuttum ben. Mesela bura gözükmüyorsa boşuna durmasın. Gözüküyor muydu bura? Doğan. Yok hocam orası gözükmüyor. Bak siliyorum. Son kararın değil mi? Son kararım hocam gözükmüyor. Tamam. Sildim gitti. Atarım. Ya bu büyük bir parça. Yani bunun durmasını istemeyiz. Evet şeyi de yüksek poligonu. Ben mesela şuraya kap ama bunu siliyorum mesela bazen altı kapalı olması gerekiyor olabilir. Mesela o zaman da şey yaparsın hani boyarken sil sonradan boyadıktan sonra kapat. O tarz şeyler de yapabilirsin hani. Şimdi genelde görüyorum hep altı kapalı yapıyorlar. Ben de yanlış yapıyor olabilirim hani bu konuda. Sonradan oturttuğumda o materyal oraya da geçiyor mu hocam? Ya oraya da işte üzerinden bir yere koy renk ver sadece dümdüz renk ver ne olacak? Tamam. Ya garip garip sorular sormayın ya. Şimdi Herhalde o da. Sakın sakın. bu Ben ayrı yapamam ya. parça mı? Değil. Niye böyle? Allah'ım. Şu günleri görmeyeydik Doğan. Yavaş yavaş.
Çözümü de basit olmazsa. Nerede benim tabletim? Şöyle yapalım. Kestim burayı direkt. Şurayı da kestim. Bak şimdi. Şurayı da kes. Bayağı goy goyuna vuruyorum. Yani çok ciddi alma. Bu tarz hatalar olacak illaki. Biliyor ya hocam. Ya dikkat alıyorsun zaten. Almam gerekiyor bence zaman hani geliştirmek için kendimi. Yoksa Halis gibi beni çok şey yapıyorum falan demedi. Böyle bir esnaf. Her insanın bir mizacı vardır. Bu şekilde yapmaz belki daha iyi. Duy Halis bunlar duy. Eğlen duydu ya. Sen de pohpohlaşıyorsun zaten. Burada gözükmüyor ya. Burada gözükmüyor değil mi? Gözüküyor. Yok hocam o en altı sınıfı az yani. Anlamadım ki şuraya bir şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Çünkü burada garip bir şey yapmışsın çözemedim. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Sadece inner extrude şeklinde gitmiştim orada ya. Ha pardon hocam orası şeydi. Yamuk yapmıştım. Sonradan düzeltirken böyle arayı tekrar separate ettik, tekrar birleştirdik falan. Sildim. Ondan olmuş hocam. Sildim. Sildim. Hayda. Lan duygulanıyorum yemin ederim. Extrude verdim. Scale verdim. Bakalım şöyle. Scale'i küçük biraz. Mis. Gerek var Hocam mı? ben mesela silindiri bile açtığımda sol tarafta yamuk yumuk açılıyor ya. Çok basit bir silindir bile açtım. Ya şimdi ne yapayım bunu? Mahallede üfürükçü hoca var mı? Yok öyle. Tamam, bir tane üfürükçü hoca buluyorsun. Kendini bir okutuyorsun. Cenabetlikten Geliyor mu? diyorsun yani. Beyler sesim geliyor mu acaba şu anda? Geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor. Mikrofon değiştirdim dedim. Şöyle de temizleyelim. Şunu direkt böyle açsam bakalım ne kadar patlak duracak. Bunda bile Allah. hocam ben o çıkarttığım elleri tek tek seçtim. Bunu da bile tek tek mi seçtim? Evet hocam. O çıkartacağım her yüzeyi birer birer böyle tak 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 aşağı kadar seçtim. Bak. Ya da bakma ya. Bir daha seç. Ayrıca onu gösterebiliriz. O acayip kanser bir şey ya. Halis varken böyle bir şey gösteresim gelmiyor. Halis duygulanıyormuş. Halis Reis siber güvenlik de biliyorum. Şuralar gözükmüyor diye düşünerek de siliyorum ama inşallah gözükmüyordur. Yok, içeride. Bunu garaj bana niye merak ediyorum ben neyse. Burayı niye seçmedim? Neyse Ne böyle yapalım. garajı var lan Seni çok benle sen? seviyorum ondan. He? Thank you. Şöyle yapma bu arada ya. Ne demiş Halis? İnsan sevdiğini biliyorsun yani. Aynen, sevdiğim. Bu ne oğlum ya? Ben de soruyorum bu ne acaba yani bunu. Ctrl T'ye basan parmaklarım kırılaydı ya. Oğlum CTT olayı değil bak. Şuradaki nokta buraya bağlı. Nasıl oluyor? Hani Vallahi bu bilmiyorum. CTLT olayı değil bak. Vallahi çok yaptım normalde. Hani o yüzey Senin normalde. Yani işin silin. yaptığını Halis yapmıyor bak öyle diyeyim ben sana. Hocam şöyle yaptım bak. Silindire normal işte kontrolü attım. İki kat. Bak şuraya Sikledim zaten. çıkar, üst tarafı Nedir? çıkar, üst tarafı çıkar. Altı ekstür dedi ya. Aynı parçaya. Bitti mis. Tertemiz. Bak hiçbir Ben hatası da silindirden yok. onu separate ettim. Çıkarttım. Ön tarafı da işte hani İçi de sil. düzlüğe çektim yani. Başka bir şey yapmadım. Ya işte bir şeyler yapmışım. Bir şey olmuş. Çok şey olmuş. Nasıl hissettim ya? Aa, tabii bilen birinin elindeyken böyle kalırsın işte. Şimdi. Normalde şu an çoktan bitirmiş. Bak bir kere nereden anlarsın biliyor musun sorun olduğunu? Alta basın abi loop dönmüyor. Hani. Burada bir şey var dersin. Neden dönmüyor bu loop? Yaklaşırsın.
Burada bakarsın lan dersin burada bir tane ej var ama neyin eji bu? Bunu lazım mı dolla? Yukarı var. Zam geldi ona da. 28 lira oldu. Ulan eji düzelttik. Yine dönmüyor. Yani şu an kalıp kaçtı. Ben korkuyorum ya bak. Korkuyorum herkes şey almam. Lan Doğan buradan başka ne çıkar diye korkuyorum. Yüzeyi seçemem mesela şu an. Tool'la ya kestin yere içeriden. Düşün. Düşün, düşün, düşün. Deneyelim UV açmaya. Belki açabiliriz. Açamazsak mecbur. Şimdi burayı kestik. Unwrap dedik. Lan bir şekilde düzgün çıkıyor gibi ama mesela üstüne biniyor. Hani bu ne abi? Deyip rip. Ayrılmıyor da. Şu ayrıldı mesela. Şu da ayrıldı. Bunlar anlaşılır. Bunlar silindir. İçlerini silemiyorum da. Kanka bir şey Rekalkulyet ver. soracağım. Şu anda cızırtı var mı bende? Yok. Mesela Doğan bunun için niye seçemiyorum? Yok, hiçbir şey diyemiyorum. Orada boş loop'lar var sanki. Bak o. Aynen. Bunu siliyorum ya boşver. Böyle bir parça ihtiyacın yok. Mesela şöyle yapsan daha hoş olur. Şu ikisini birleştir. Böyle tapte şu. Hadi bakayım. Alıştı tam diyor. Şöyle yap. Tam karşısını bul. F'ye bas. F F F F F F F kapat. Bak şimdi bunu Ama seç. bunu döndü yani. Burada Bak bir bunu doğru bir şey seçmek yok. daha kolay. Ne? Ya burada tam döndü diyorum o zaman. Demek ki içeride bir tat yok. Burada niye dönmüyor mesela? Hani. Yani sadece şunlar değil sorun aslında. Hadi bunlar desek. Bas geç. Yani burayı düzelsek diğer tarafı var ya. Yanlış fırça kullanan insan sinir sürdürüyor. Lan tersine kayıyor. Bir şeyi ısırıyor ya katil. Ya da Minecraft ses efekti kimden geliyor? Efendim? Minecraft ses efekti kimden geliyor? Yemek yeme sesi mi? Aynen. Ha ben yemek yiyorum da. Minecraft sesi lan o. Cips yiyordum. Öyle bir ses mi Evet. Ya ben mi öyle anladım? geliyor? Bilmiyorum ki. Şu an geliyor mu? Şu an yok. Başka birisinden geliyordur ya o zaman. Ya elle seçiyorum artık yapacak bir şey yok ya. Neyse. Bunun rapte dışa çıktı mı çıktı. Şurayı seçebiliyor muyuz? Seçemiyoruz. Seçebildiğimiz kadar. Seç. 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 Şu an geldi mi? Ne benden geliyor o zaman. Afiyet olsun. Bak Kapatan bu geçti. yeteneği hiç bilmiyordum ben. Minecraft sesi çıkartabileceğimi. Eritmiyormuşsun gibi geliyor daha çok bir defa. ASMR. Birebir de çıkarmazsın abi. Dur sesim biraz şey yapayım. Tam birebir yani. Hiç. Oğlum burada öyle bir şey yapmışsın ki Doğan. Hani bunu izah edemem. Şöyle CTRL artı yap. Bir kere set orijinal geometri de.
Allah. Sil şuraya abi. Hocam o parça yeniden modelleseydik daha kısa sürerdi bence. Bence de. Vallahi ya. Şimdi tool origin G'ye şuraya al. Rotate scale ver. Negatifte. Edit auto mirror. Negatif üye mirror. Çak şöyle. Şurayı böyle seç. Halletelim Allah için. Bak şu an tam geldi. Extrude X değil Y. Extrude Scale. Extrude Y. Madem çok bir şey yapmak istiyorum, böyle bir şey yap. Seç. Şurayı seç. Şuraya bir loop. Şuraya bir loop. Okey. Şurayı kes. Şurayı kes. Şurayı ve şurayı kes. Var mı başka bir sorun? Yok. Çözüm basit aslında ama işte biraz vakit kaybı. Kapa ya. Şöyle kes. Şöyle kes. Aynı şey burada da var. Mesela. Hocam bunu ben bir şey olur mu diye düşünmüştüm. Sonra üzerine işte materyali attığım zaman baktım çok hani dehşet patlama gözükmüyor. Zaten çok küçük uzaktan gözüktüğü için öyle bıraktım. Ama yanlışmış. Buna mı güveneceğiz? Şuranın şeyi ne gitti ya? Ne? Real diyor ya. Modelciyim bile yanlış tanıtma beni lütfen. Ama en son neden model yaptın? Çıkar göster. Yaradan. Belalısın Takıldım. birader. Bir şey Ando. yaptı diye. Oğlum bu ne ya? Biliyorum. Direkt. Bir insanı birden çok hakim olduğu alan olabilir. Eyvallah, sağ olasın. Doğan, silindirle çalıştığın her şeyde neredeyse yanlış yapmışsın ya. Sana silindirle çalışmayı yasaklasak mı? Allah hocam en çok da güvenlik silindirdir. Çünkü sadece insert extrude veriyorum. Başka bir şey yapmıyorum ki. Öyle bir şey yapmamış. Ya bulun, o zaman bulunu yasaklamak lazım sana. Bulun Evet hocam. alternatif bir şeyler bul. Aynen hocam. Buna kesinlikle bir şey yok. Bir de kontrol T. Bunu Ya sağlayayım. Her bir yok, açalım mı? CTRL kullanırsın bak. Onda bir sıkıntı yok ama mesela UV Şeyden açtıktan sonra. UV açtıktan sonra dediğiniz gibi. tertemiz bir UV açtın. Eminsin tertemiz olduğuna. Kullan gitsin. Çok sorun değil. Ama böyle şeyde yaparsan biraz kötü oluyor. Şimdi rengarenk mükemmel. Onu seçelim. Benim daha açığım ve cırt rengim bu olur. Şöyle direkt yunrap desem ne olur? Şurayı seç. Şuraya bas, kes. Şurayı seç, kes. Acaba kare mi lan? Direkt kes şurayı şöyle. Bir daha yunrap de. Sonra şuraları bir sal. Bir daha yumrap de. Salamadık. Şimdi
salmışız. Benim kapılan nerede? Kapılan. Şurayı seçebiliyor muyuz? Seçiyoruz. Burayı direkt kes ya. Bir şey deneyeceğiz. Şurayı da şuraya bağla. Kes. Şurayı da şuraya bağla. Kes. Yani olmaz bu. Şuradan da kes. Şuradan da kes. Şurayı mı kestik? Kolay. Eyvallah Ali. Hoş geldin. Şunu kes. Bak şurada mesela şöyle şu büyük geldi bu parça gözüme. Direkt buradan seçtim. Burada kestim. Neymiş onu da gördüm. Ama ortasından kestik. Kes. Kesin. Şu parça mı? Neredeydi o ya? Şu. Heh. Biraz yamuk yumuk açıldı. Onu da şuraları da mesela şöyle yapsak. Obje moduna geçtim. Ne yaptığımı görün diye. Yukarıda bakarken X-ray açık. Şurada şöyle seçeyim. Şıkla şurayı seçeyim. Şurayı seçeyim. Şurayı seçeyim. Şurayı seç. Şurayı seç. Dikeyde olan tüm yüzeyleri seçtim. Yani şöyle, şöyle ve şöyle şeye bastım, kestim. Ya şunu yataydakileri de keselim. Okey. Şimdi mataya geç. Tertemiz. Şurası biraz yamuk gibi ama da artık olur. Hatta şuradan bir kessek ve şuradan bir kessek bir tık daha düzgün olacağına eminim. Aa, burada silindir bir şey var. Şurayı seçtim. Şeye bastım. Aa, şurayı ayırdım. Şuradan şurayı kestim. Bir de şurayı kestim. Kestim demek ne kadar kolay bir şey. Allah Allah. Dönmemiş bir loop. Şöyle rahat bırakalım. Tamamdır. Da bitti. Biri düştü mü? Ne oldu? Biri mi? Şöyle yapalım. Şurayı şöyle yapacağım. Sonra bir daha seç. Şöyle yap. Şurayı kes. Sonra seç. Gerçi niye oradan yapıyoruz ki? Şöyle kes. Kes şöyle. Şurayı ve şurayı seç. Şuraya bas kes. Ve dikine şurayı iptal et. Kes şurayı iptal et. Bir tık düzeldi. Şurada yüzey niye yok? Kapa. Kes. Şurayı şöyle dön. Kes. Şuradan kes.
Şuradan, şuradan ve şuradan 90 derece açı gördüğüm her yeri kesiyorum. Şurayı yanlış kesmişiz. Şuradan kes. Daha düzgün. Şimdi şuraları da şöyle keselim ya. Buraya uğraşmayacağım. Şuralara şöyle kestim. Ya tertemiz bir parça çıktı. Biz dedim. Biraz hızlanayım ya. Yoksa harbiden kaç saattir UV ile uğraşıyorsun. Şurayı kes kes kes. Şuraya Pelus Park'te ayır şunu. Arkasını sil. Şurayı iptal et. Unwrap. Gel buraya. Şöyle kes. Şurayı kes. Şurayı dikinden kes. Şurayı üstten kes. Alttan kes. Şurayı kes. Şurayı yatayla kes. Bir kere onu da ver bakayım ne çıkıyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şöyle Aleykümselam. kes. Şurayı da kestik. Ne çiziyorsun Oğuz? Ben bir şey çizmiyorum. Doğan'ın modeli şimdi büyüğü açtık. Kaplayacağız. Anladım kanki. Ay. Doğan sağ olsun tertemiz model yapmış. Muhammed Emin nerede ya? Gelmedi mi o bugün hiç? Vallahi geldiğimden beri görmedim herhalde. Niye yamuk oldu ya? Şöyle kessek. Ne bu rotation scale değil. Değil gibi. Bizim yaptığımız vida. Ne çizmiş? Ben çizdiği şeyi de algılayamadım ama. Bak bir şeyler çizdik reis ya. Ha, Seni rastgele yani çalıştırdım bir ama. şey özenmedin yani değil mi? Yani şey almadın. Yok yok Ha. direkt güverdi bu da. Şey makinesi bu. Tamam şimdi oldu. Torna mıydı? Torna değil ya bu deliyorlar ya kanka o işte. Torna değil Matkap herhalde. Matkap matkap. aynen. Ama sanayi tipi bu. Çeliği falan delmek için kullanıyorlar bunu sanırım. Evet. Her gün yeni bir bilgi. Aydınlandım şu an. Buradan da kessek. Hadi be çocuğum. Ol beni uğraştırma ya. Ben ne istemiyorum demek kanka. Ben böyle. İsyankarım. Yapacak bir şey yok. Bir şey demedim zaten. Laf etmedim yani. Neden dedim? Seviyorum kanka ya. Belli. Yani çok fena acısı geliyor ya. Aynen. Size de yeşil yakmıyor ama. Bana da geldi az önce. Yani normalde benden gelir cızırtı ama kendi cızırtımı kendim duymam herhalde.
Ben yukarı çıkıyorum ya. Görüşürüz. Abi şimdi yeni model yaptım da nasıl olmuş? Aklım böyle. Cam galiba sizin bu hep hani Bevel'da işte hani ya 1, 3, 5 şeklinde git demenizin sebebini galiba az buçuk anladım. Bu Anladın değil mi? jüri ile alakalı değil mi? Evet. Özellikle ortalarını seçebiliyorsunuz. Evet. Tamamdır. Güzel O olmuş zaman kanka. kalktım yazayım. Güzel olmuş ellerde. Güzel Sağ ol. olmuş kanka. Sağ ol. Bir şeyi gösterecektim ya. Topolojisi nasıl? Onu gösterecektim mi? Şöyle. Nasıl? İyi mi? Kanka bugüne kadar yaptığım çoğu modelden çok çok iyi topolojisi. O zaman Ha, hocam her iyi mi bevel attığım dediğin gibi? yerinde şeyini Aynen tam aynen. orta noktasından açacağız değil Ha, mi? toplam Güviyle. bakayım. Toplam 2700, 2800 falan işte. O duruma göre Neyse. değişir ya. Güzel ya. Dört temiz temiz ellerine sağlık abi. Ama çoğunlukla böyle oluyor herhalde hocam. Ha, tamam sağ ol. Çünkü çok benim yaptığım modelde çok ekstrem şeyler olmuyor ya. Ders bitsin derine ineriz Ahmet. Emin ol çok ekstrem Ha şeyler var tamam. ya. Oldu ölmek istemiyorum. Orayı görünce. Sövecek yoksa biraz da. Ben sövmüyorum da çok bölündüğü zaman konu dağılıyor. Ya haklısın kanka o yüzden bir şey demiyorum. Saygı, destek. Tamam şimdi nerede kaybol falan Ne? Böyle de gömmezsin be. Şimdi Şeylerden bahsediyoruz. Geliyor ne diyor? Can abi sana şu gösterecektim de. Sence şöyle mi daha iyi? Bir ona baksana. Görüyor musun? Görmem. Şu anda işim var. Bir dakika. İki saniye bir şey söyle o zaman. Bak, uzun bir aradan sonra model yapmaya oturdum. Lütfen. Abi izliyor mu şu an? İzliyorum. Bak mesela şu. Şöyle yumuşak gel mi daha iyi? Yoksa böyle şey mi yapayım? Sert mi Sert olsun? olsun kanka. Sert olsun. Keza mesela şeyler bana yumuşak geldi. Şu alt taraftaki saçakları baltanın. Merkaplama olmadığı için batıyor şu anda da. Neresi? Anlar. Yani fark anlar. Çok yumuşak dönüyor. Ha ya Orası değil. Yan şuralar taraftan. falan da kesme keskin yapayım. Oralar değil. Oralar değil. Oralar iyi. Şuralar mı diyorsun? Genel olarak bunun formu. Yukarıdan Ha. aşağı inişim var bunun kenarının. Ama referansını bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Yani bunu kaplarsa Referansı yapıyor gözükürse o okey güzel yani. Bitmem şey olarak gözükmediği için şu anda yumuşak geliyor bana. ha tamam. Yani alttaki o uzun uzayan kısım böyle yamulara kuzuyor ya. Hı. Hmm. Ha tamam sağ ol. Sen keskin yapacağım onu. Ne kes yani değil mi? Kapladıktan sonra da bakabilirsin ona. Sen şurada da böyle yapsam acaba Olur güzel olur durur o da mu? olur. Güzel duruş şartlar bence. Tamam, Neyse orada da öyle. arkadaşlar. Size iyi Aynen akşamlar sağ ol. diliyorum. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Lan Doğan. Merhaba. Böyle böyle hocam. Kaçıncı Oğlum sigara insanlar yaktırdın bana var ya. ısmarlayayım hocam bir sigara hepsinize. Can sen ne dedin duyamadım. Hı? Sen ne dedin duyamadım ya. Hatırlamıyorum. Ulan yapmana ya, inandım lan 3D artistsin tamam. Şu anda model yapıyorum mesela ama genelde modelcilerin çok sevmediği bir tool'u Ne hard of box cutter. kullanıyorum. Box cutter değil de knife. Knife. O knife'ı ben bir aralar çok kullanıyordum şeyden dolayı. Sonradan Hmm. J şeyi tuşunu öğrendim. J tuşu da mertebe birleştiriyormuş içeriden. Çok işime yaradı valla. Çok kısa yol gibi oldu. Amacım farklı kanka. O yüzden mecbur knife kullanacağım yani. Bunu Bir başka şey şekilde diyeceğim. yapamam. Yani knife'ı niye sevmiyor ki insanlar? Bilmiyorum ona karşı çok ön yargı var böyle anlamadığım bir şekilde. Bana da saçma geliyor. Ya kullanmayı bilmiyorsan ya mesela ben bu kulu sevmem. Sevmemin sebebi şey değil yani. Kullanmayı bilmediğimden falan değil. Hı. Ondan sonra top oyunu temizlemek zor oluyor. Belki adamların knife'da öyle hissediyordur.
Ya knife böyle nurlu bir Özellikle. şey gibi gözüküyor. Anlatabiliyor muyum böyle hani Bittim modelin lan. içinden geçiyor ya. Can bir saniye bitti. Sonunda bir CTRS yapalım. Bir de şükür namazı kılıp geliyorum ben içeride. Mama. Şükür namazı. Mama Helal bitti olsun benim. abi. Oğlum bu ne lan? Kendi yapsam bu kadar zorlanır mıydım? Merak ediyorum. Ama namaz kılıyorsan helal olsun abi. Kılmıyorum lan. Ben de şaşırdım yani. Adam Oğuz namaz kılmaz. sonunda bitti diye şükür namazıdır yani. Yani bana şükür namazı kıldıracak neredeyse. Hocam o kadar da değil ya. Hani çok şey değilim. Hani Bak bizim sınıfta sadece yaptığı UV gibi. açsak tamam eyvallah. Ama yani yarısı da topladık yani. Bir de oradan düşün. Ya orayı nasıl yaptınız hocam? Bir daha görsene. Rotation scale'e mi oturdunuz solda? Rotation scale verdim. Un raba bastım. Un rap. Tamam. Çat diye oturdu. Bütün parçalar eşit bir şekilde. Ben burada UPEC Master kullanacağım. Bir daha dissin diye. Sormayın bana. Normalde paralı verin. Hey kanka. UPEC Master. Mesela bu tarz şeyleri yüzden Blender'ı seviyorum hocam. 3ds Max'te falan mesela bu tarz add-on'lar yok. Var. Onda da var. Onda da var. Add-on. Onda biraz daha kasıntı ama. Böyle çat diye add-on ekleyim ekle değil de daha çok script mantığıyla gidiyor galiba onda. Hayır, tek master bende de varlar. Kardeşim. Bak Onlardan şimdi. girmişim haberim yok. La bende bir tek Rent Tools var Bak ya. detay Onlar seviyesi bu. Bu modelin. Tamam mı? Üzerine yazı yazdığın zaman böyle gözükecek. Bunu bil. Buraya bir V7 yazarsan böyle duracak. tamam hocam. Gayet net duracak ve ekseninde duracak. Yani onu iyi bilemem. Belki bok gibi duracak. Yani o, şimdi bir şey demeyeyim. 4K çünkü bizim şu an tekstür üzerindeki. 2K'da nasıl durur ona da bakmak lazım. Şimdi bak hepsi şey. Ben bunu şey yapayım. Resimlenme burada önemli ama neyse. Şunu bir tane collection diyeyim. Low attım buraya. Attım mı? Atamadım. Tamam, şimdi bake kısmına geliyoruz Buraya herhalde. attım. Slow Low attım buraya. Şu top şey harcı CTRL D dedim. M'ye basıp high attım bu kısmı. Bak şimdi. Low'a geldim abi. Yukarıdan aşağı seçtim. Hatta dur geri gelelim. Geri gelelim. Geri gelelim derken şuna geldim. Sildim bunları. Low'a geldim. Bunların hepsine isim vereceğim, tamam mı? Burada CTRL F2 Batch Rename var. Bu normalde şeyde. Bu neredeydi lan? Edit Batch Rename. O her şey kısa yolda ezberlemek lazım ya. Seçili olanlar dedim. Set name dedim. New dedim. Dedim ki Doğan. Modelin ismi bundan sonra Doğan. Tamam mı? Tamam. Bunu duplicate ettim. M ile hayın içine de attım. Doğanları seçiyorum abi. CTRL F2. Ben prefix diyeceğim. Doğan değil de Love desem bu böyle mi çalışıyordu? Yok. Love Doğan oldu. Olmadı. CTRL F2 deneyeceğiz. Suspice desek. Alt tire Love diyorum. Sonra alt tire Love ekledi. Gördün mü? Evet, bir ekleme, değiştirme. Sonra 5'leme geldim. Bunları seçtim. Ah işte bu olmadı. Elsin'in numarası değişti. Tamam. Kolay. Çok kolay. CTRL-F2 demeyeceğim. Burayı yine sildim. Buradakiyle duplicate ettim. Duplicate edince yeni ismi değişecek mi ya? Değişecek değil mi? Tamam. M yapsak. Ulan bunun yok kolay yolu yok mu ya? Aklıma gelirken güzelmiş gibi geldi.
ihtiyacı olduğu anlar. Aa, hepsini sonu nokta 1 eklemiş. Tamam, yine kolay. Yine kolay. Hayat acı falan değil. Yine kolay. JTR ile F2. Eğer Bir dakika. pratik bir zekan varsa her an her yerden kurtulursun. Setnamedi find and replace diyorsun. Alt tire low nokta 001. Sonra alt tire high. Mis. Kafa tertemiz. Gördün mü? Ne yapacağım şu an kanalı? Lan nasıl ne yaptın anlamadın mı? Yok hocam vallahi. Buradaki mesela Doğan 1 ile Doğan 1 high'ı karşı aynı isim verdim. Yani birine low koydum sonra birine high koydum. Bunda programı birkaç konu alt üst ederek yaptım. Mesela Doğan 1 neymiş burada? Şu parçaymış, tamam mı? Evet. Doğan 1 ne burada? Bu parça. Ama birinin sonunda low yazıyor, birinin sonunda high yazıyor. B kalabilmem için isimlendirme önemli demiştim ya. Evet. Çok da önemli değil de şu an önemli. Bunu yaptıktan sonra önemli oldu artık. Sonra bunlarda bir de şey yapalım. Ha, hepsine materyal verelim. Şunu seç. İlk materyal de şuna da gelsin o materyal. Şimdi bak burada çok oynamayacağım. Çünkü çok oynayamam. Modelleme yapın yüzünden. Ya da şu köşeye solide geleyim. Wireframe mi açtı lan karşı göz arası? Geri al geri al, bu ne? Mesela şu köşeye şöyle bir şey vereyim. Daya geç. Sonra şuna gel. Buna Allah korusun. Allah kurtarsın de. Şunun köşelere geldim abi. Bevel verdim. Seçtim. Tabi böyle vermiyoruz. Şey dedim. Bevel'ı verdim. Patladı mı? Patladı tabi. Böyle kötü W patlar. Şöyle yaptım. Az versem yine patladı. Geri aldım. Vermiyorum. Vazgeçtim. Başka nerelere versek? Mesela şu parçaya verelim. Verebildiğim yere bevel veriyorum. Madem high to low yapacağız. Hani bir amacı olsun. Bir hedef olsun. Mesela bak. Benim düzgün topolojiyle yerimde ne güzel çalışıyor bevel. Mis. Şurada çalışmaz ama buraya Gülüyorum. he? Agresif bir insansın. Kanka ben çok agresifim ya, bakma sen. Agresif de aksi. Aksi. Aksi, nalet bir adam. Aynen. Biraz öylesin kral. Üzgünüm ama. Kanka biraz Bir alıştım yerim. ya, Kolay şimdi gibi. her ne kadar çok belli etmesen de biraz Karadeniz geni var. Öyle İşte aynen. Böyle Trabzonlu falan değilim de. hocam mesela ben o küpte ne hata yapmışım ki? Yani sadece bir küptü ve bulyonu üzerinden kestim. İçeri inner'ı verdim, extrude verdim, bulyonu da kestim. Hangi küpte? Soruyu anlamadı falan. Hani o geldiniz tam bevel veriyordunuz ya öyle dediniz ya. Yok şöyle bunu Ya uğraşmayayım mesela diye. küp de gereksiz yere, şu köşelerde hani birbirinin dibinde şeyler var. Nasıl diyeyim? Ejder böyle garip garip. Mesela şuradaki gibi. Bak gördün mü? Bak bozuyor şurayı. Bu neden bozuyor burayı? Ne bozulması gerekiyor? Buraya da şöyle verelim. Az bak, çok az verdim. Hani şey gibi olsun diye. Çok az derken bevel fazla ama küçük, ufak. Nerede demiştik onu? Şunda mı demiştik? Zaten ağzına sıçmışız herhalde Evet. bunu. Otosunut ver. 60'te. Bak şu üstte var ya, şunları yapmışsın ya. Evet. Bunlar bozuyor. Çok da önemli değil ya. Bu kafan takma gerçekten. Çözülmeyecek şeylerdi bunlar. Ama mesela topoloji düzgün olsa basarsın CTRL1'i, dersin şuraya loop, buraya loop. İşte Şimdi bunu yapabilmek istiyorum. bunu açık ya, bu patlatır bunu. Bir saniye. Biz niye böyle görüyoruz bunu ya? Kaça Çıldır. kadar burada? Modifier ayarlarından olabilir mi?
Şunu mu kapatacaktık? Şöyle göreyim ya, aynı. Göremiyorum. Kanka bilmiyorum ya. Şunu yukarı çektim. Şunu aşağı çektim. Ama mesela insert de yaptık ya burada. O da biraz bir tık bizi yoracak. Şuraya insert, şuraya insert. Seamlerin içini seçiyorum. Bak büyük ihtimal olmayacak ya, var ya. Boş ver. Sub division verme. Neyse, Ben zaten toparlayabildiğimiz yerle toparlayamadıklarımız canı sağ olsun deyip. Çünkü çok da belli olmayacak çoğu. Şuraya da bevel. Şuraya da çok az bevel. Şuraya da bevel. Mis. Bakalım. Tamam. Doğan bitti. Bu kadar. düzgün olmuş ama değil mi hocam? O da silindirden de. Yani o da bir zahmet düzüyorsun. Bunu da bulunla yapsan zaten kapatıp giderdik şu an dükkanı. Bak mesela şurayı da bulun diyorum ya. Karadenizlik var mı Doğuş sende? Demin var dedim ya. Kanka, bu aralar aşırı unutkanım garip bir şekilde ya. Bir saniye. Hocam şimdi Bek hakkında soru sorabilir miyim? Hayır. Bak şimdi. Export işlemine geçelim. Hepsinin ismi bir low, bir high tarzı gidiyor. Değil mi? Seçtim yukarıdan aşağıya. High poly. Hatta şunu gizleyelim. Gizleyin abi. Yanlışlıkla seçmeyin bir şey. Tamam. A yaptım. Bir kere her şeyi seçip bıraktım. Bir daha A dedim. All transform dedim. Bu çok önemli değil. Ctrl E. Mesela Doğan diye isim verelim buna. Mesela Doğan alt dire high. Buradan apply transform ve selected obje. Şu an seçili olan objeleri export dedim. Okey. Bu bitti. Kapattım. Buraya geldim. AA yaptım bir kere. A'ya bastım. Ctrl A dedim. Şu demin şu şeyde de bozuktu. Şöyle yap. Atmıştı hatta. Al transform dedim. Ctrl E seçili obje apply transform. Bu high değil, low. Okey. Burada işimiz bitti galiba. Galiba diyorum, emin değilim. Sub Substance Painter'ı da açalım. Sağa sola omzumuzu kilitledim. Yukarısı da kalabalık lan. Yukarıdan Orijinal alayım. hocam sattınız. Ne? Orijinal mi kullanıyorsunuz adı ve programı? Öğrettiler. Böyle sorular sormasın. Yavuz neden ne saklıyorsun birader? Lan orijinal kullanıyoruz da yani. Sana sormayın ya. Bu orijinal mi, şu değil mi? Pat muhabbetini aldım. Özellikle Şey var mı? Hocam benim yayındayken. orijinal değil, arayüzü falan da farklı ya. Son Hani kısa yollar sürüm. farklı mı? Yok ya, şu kısa yollar çok fark etmiyor. Ne orijinal kullanıyorsun sen şu anda? İş yeri verdi. Yani neyi kullanıyorsun diyorum oğlum. Onu sormuyorum. Ya bana ne nereden geldi? Ne? Subs Painter ya. Şu an bak, bu yüzey bu arada şey, ters yüzey kalmış. Mesela bu tarz hataları hemen görüp Blender'a geri dönüp Low'a gelip High'da da ters kesin ora. Face Orientation'a bir kere bakıp Alt ne deyip Recalculate deyip düzelmiyor. Çünkü Doğan topoloji bozuk işte. Hani Shift ve değil, Shift neydi pardon. Alt Neyle ne ya? alt Alt ne? ne? Flip. Kişiler de bana bugün güzel bir hediye verdi ya. Doğru. Şunu Ne gibi tekrar bir şey? export et. Şuraya gel. Önce bir alt ne ile recalculate de. Sonra bunu seç. Alt ne ile flip de. Bir daha exportla. Lan low'un üstüne exportla. Çıldırmamalık. Çıldırmalık ya da. Şuna bırak, şuna gel. Low. Bu şey çok önemli. İşte, ters düz yüzey. Sen 4K'da çalışmıyorsun galiba, değil mi Doğan? Yok sistemim kaldırmıyor.
O zaman biz de 2K'ya dönelim. Şimdi ben 4K yaparsam biraz abes kaçar. Sonra bende ne güzel gözükmüyor falan dersiniz. Random. Yok, sizi şey soracağım. Burada Mesh ID'yi seçiyorum. Random diyorum. Bu ayrı olan bütün parçalar ayrı seçiyor. Sor yani. Sor. Ama şu belki bir anlatsaydım ya. Çok mu önemli? Sıkıntı yok la, öyle genel bir muhabbet. Ya çok şaşırdım muhabbeti Tamam. bahsettim. Output Hatırlasın size'ı seçtim abi. 2048. High ben. Tamam. poligonumu seçtim. Bak burada high low deminki yaptım şeyler. Evet. Susfix. Subsense'i Bak değil mi abi? Susfix diyor hatta, bak gördün mü? Biz Susfix vermiştik demin. Çok önemli yani. Sen 50 yazsan da olur da. Bu frontal distance şu anlık bu modelde önemli değil. Ama mesela bazen karakter falan bake alırken bunu nokta 02 falan, nokta 03 falan yapabilirsin. Back aldığı hani low Alanı poly'de aldığı biraz daha büyütüyor gibi düşün. değil mi? Sap, yani anti-aliasing kenar yumuşatması oyunlardaki gibi mantığı. Tamam. Arttırmana göre değişir. Normalde bir şey yok. Workspace'de ID'de mesh ID dedim. Bu her ayrı olan objeyi bana random bir renk atacak. Ambient occlusion'da bir şey yok. Aa, ground plane varmış. Yerde bir plane var mı diye soruyor. Ya iyi bir teknik ha. Bunu tıklarsam büyük ihtimal alt tarafı da gölge verecek. Aslında olabilir ama istemiyorum. Eğer ben mesela isim verdim ya. Evet. İsimleri tutsun diyorsam by mesh name dediğim zaman buradaki isimlere göre tutturacak. Ben bir denemek istiyorum bunu. Mesela normal'ı bake alalım by mesh name'le. Okey. Ne oldu lan? Bir saniye, lova geri dönelim. UV'ye gel. Bir daha exportla. Neyin UV'si lan? O aradaki mesafeden mi yaptı dersiniz hocam? Yok yok, aradaki mesafeden yapmadı. Bir şey diyeceğim. Bunun üstüne bir şey gelmiş mi? Yok. Export'u mu yanlış aldık? Doğan Love diye export diyorum bunu. Okey. Baymeş'in mi acaba şu? Anlı yok. UV sorunu var. Bir saniye. Şunu da high diye exportlayalım bir daha. UV sorunu oğlum. Export select diyor musun? Bilmiyorum ya, Export çok farklı. ederken hayat çevirdiğinizde tekrar kaydetme ismini hay yazdınız mı? Ya zaten yaz. Sizde diyeceğim, demeyeceğim. Neyse, bir saniye. Allah Allah, bu neyin yuv? Çok garip. Oldu ki abi. Neydi, sıkıntı çıktı? UV yanlış geliyor. Hadi sen ne zamandır buradasın ya? Ben bir süredir buradayım. 5 dakikadır falan Beni fark ettin oğlum. Ya Doğan. Söz bölmeyeyim dedim. Efendim bak. Yine bir şey. Yok bir şey Doğan. Allah'a bir şey yapmadım. Ben yürü bile açmadım. Bak yemin ederim sıfır şaka. Şu hatayı benden başkası çözemez. Tamam mı? Sıfır şaka. Ne çözüm? Hangi hata abi? İkinci bir UV map vermeyeyim. Bu hatayı da bitmez. Senden başkası yapmaz. O yüzden. Ne hatası görüyor yani, ne yapınca oluyor bu? Lan oğlum ikinci bir UV map. Otomap ne mesela? Otomap ne için yerdin? Ben bir şey için vermedim ki hocam. İlk Allah şeyde Allah. masaya atarken sadece Smart UV. Başka yok. Bu ne acaba ya? Belki sen de yapmamış olabilirsin. Doğru dediği olabilirsin. Ben Obje UV data var yapmıyorum. mı? Obje data olmaz. CTRL ne olur bu ya? Copy Ben UV en map kısa desek. batıp Smart UV Ha, attım. Siz öyle hata demiştiniz, çok vardı bir şey ya. uğraşma demiştiniz. Öyle denedim. Başka Geri yapamadım. al, geri geri. Şu an tek tek elimle bunları sileceğim. Otomap ne harbi ya? Otobot gibi bir şey mi? Otobottur evet.
Olmadı. Gerçi benim yaptığım modelde de var. Ben mi yaptım diyeceğim. Yok, benim bunda yok mesela. Bazı modellerde var, bazı modellerde yok. Bak. Bunda da Tamamdır. uyum hep diyor mesela. Allah çarpsın ben bir şey yapmam. Hadi hangisi doğru? Sıçtık şu an ya. Harbi sıçtık. Böyle bir hata var ya. Şunu kopyala. Otomap, otomap. Otomap. Nedir? Sil. Sil. Kapı çalıyor ama. Bakan kimse de yok herhalde. Ben bir kapıya bak geliyorum. Pardon arkadaşlar. Modelle ufak bir münasebetimiz oldu Senin mi abi? önce. Önemli bir artekle. Ben yedirdim ya da pardon yani. Duyulmadı ya bir şey. Ben Duyulmadı. duymadım henüz. Sizde de var mı o huyu ya? Modele sövmek, vertexe sövmek. Var ya. Aval eskiden yaşıyordum çok ya. Hiçbirisi yok ya. Ben Ben sövmüyorum da asıl ama Oğuz Hoca benim modele çok güzel sövecek gibi geliyor. Geldim bu arada, sövmüyorum. Oğuz, nerede geldin ya? Geldin mi? Ney? Yok şey, yok şey. Bunu diyorum. Ney? Ney Duymadım kanka valla. ney? Sana bir şey demedim, merak etme. Önemsiz. Ya Doğan. Vallahi Kur'an'ı getirin el basayım. Ben bir şey yapmadım ya. Yuvi elimi sürmedim hocam. Allah. Yuvilik hiçbir şey yapmadım. Otel ne alaka ya? Abi yürüyüş olabilir mi? Acaba sen eskiden şey yapmıştın ya. Reklamlamıştın ya bunu. Paslı falan görüntü vermiştin. Acaba o ara İşte. şey smart şey mi açtın? İşte dedim ya sadece bir defa hepsini seçip böyle Smart UV dedim başka yok. İnşallah Olabilir mi düzenleyeyim. acaba? Bakalım şöyle bak UV map diyor. Mesela sil düzelt. Aynı isim olması lazım. Bir aynı isim olması lazım. Aynı isim olmazsa farklı UV gibi görür. Yani şu an bir tane bıraktık. Belki görmez. Bir denemek lazım. Kim dedi lan normalde hata var diye demin. Ah, cam gibi geldi ha. Kadir sen dedin lan. Normal mı? Ben demedim ya galiba. Ben mi dedim? Ben Sen dediğimi bilmiyorum ki. yavşak. Dur. Ya sus. Ben bir şey demedim. Ben alt ne dedim. Onu hatırlıyorum. Can sen mi dedin? Bilmiyorum ben bir şey demedim. Ben burada kendi verteksime söylüyordum. Aynen o Bak kendi var. gördün mü? Lan burada yukarı ama kara gözüküyor. Burada normal gözüküyor. Neyse. Önemli değil bunlar. Bunlar takılmayacaksın. Ah. Mesela en bariz örnek. Bak. Gördün mü? O Oğuz abi. Ekmeği fırından mı şu anda hoca bakmış? Oğlum ne görüyorsun ya şu an? Allah aşkına. Anda o Oğuz köşe sanki abi. bevel Bir saniye. oturmamış. Ya da benim ekrandan böyle görünüyor. Şunu beket abi. Lan bevel'a takılma. Oraya verdiğiniz bevel şu an low poly'nin üzerine duruyor ve orada yüzey yok öyle bir. Benim uğraştığım modeli görseniz gülersiniz herhalde ya. Ahmet sor. Şey diyecektim abi. Bir yayına gelir misin? Evet. Görüyor musun? Neyi? Şeyi yayına geldim yani. Geldim evet. Şöyle gösterecektim de bir şeylerine. Mesela şu 5392 nasıl şu? Tris iyi mi? Bence bu soruları sorma artık bırak. Bir de şey Fektörün falan soracaktım. Topolojisi nasıl? istediğin gibi gözüküyorsa çok da önemli değil. Ha?
Dediğin gibi gözüküyor da çok da önemli değil. Senin gözükü gibi gözüküyor yani. Topası iyi mi yani? Top ise güzel duruyor. Yani en azından doğanınkinden bir kat iyi falan. Bir de mesela şurayı böyle nokta yapmak yerine şöyle yapsam mı daha güzel olur? Şöyle şöyle. Bir saniye bakamadım. Nokta yapmak yeri. Ya Şuna ben basıyorum. Şuraya şöyle yerine ya oraya şöyle öndeki şöyle. gibi yap. Çok önemli değil, inan gerçekten. Şöyle mi yapayım? Aynen. Tamam. Insert ver, M'ye bas. Ya da öyle de yapabilirsin. Tamam zaten. Sağ ol, ben şunu şeyin USB'sini açayım bari. Lan ben kendi yayınımı niye durdurdum? Spesifik bir balta mı bu yoksa öyle referans falan Bana bir hani yerden bir tanıdık geliyor ama. şey. Spesifik derken? Ya hani bir oyundan falan mı bu? Yok, öyle şeyde Google'a geziniyordum. Google'a Ha. buldum. Bir adam keşfedip yayınlamış herhalde, ya da bir tane Kadir yere tamam mı? yayınlamış. Yeter mi? Ben göstereyim mi? Yeter. Yeter. Yine. Ya, o göstereceksen olur. Ya merak ettim hocam. Ben çünkü şey geldi bana da böyle hani bir oyundaki bir balta falan gibi. Başka dertleriniz var. Bir durun ya. Şöyle göstereyim. Tamam sen yayın aç. Olsun. Gözüküyor mu şu an? Gözüküyor. Bak Şöyle mesela biraz Doğan. değiştirdim. Bak şöyle normalde. Ama bak mesela altı şöyle ya. Orayı Ben falan ben fazla mesela böyle şey yap. yapmayayım. Ben şu an Eyvallah. Ahmet'in yayını göremiyorum. Ben de hep Oğlum yükleniyor. aşağıya Gözüküyor gidin mu? konuşun lan. Yo tamam dedim ben zaten şey. Sen Yok. yayın açmadın doğru Yayın mu? açmadınız. Onu dedim ben az önce sana ama Ha. Yayın tamam. yine yanlışlıkla kendi yayınımı kapattım değil mi? Kesin. Tamam Neyse. mı? Bak şimdi Ha, eyvallah. Photoshop'un önemli olduğu kısım. Evet. Burada bazı büyük hataları oldu. Bunları alıp Photoshop'a düzenleyebiliyorsun. Ne gibi hocam? Bek hatası gibi olsun. Ya Ya şu an siz bek mesela hatası şurada yapıyorsunuz. bilmediğim bir bek hatası oluştu. Büyük ihtimal yakın DNS'ler falan filan. Hatta dur ya şu belki de MB Toclusion da şey yapsın. Sadece MB Toclusion alalım. Cousin şunu 10 Nisan 5 diyelim. Aradaki mesafeyi arttırdığımız zaman hata düzelmez mi hocam? Düzelir. Ya ama tek tek bununla mı uğraşın? Mesela ben yapıyorum tam arada da. Düzelmedi o yani. Tembel bir kuralı var mı hocam? Hani mesela biz oraya, ben oraya mesela bevel veriyorum. Ama bir alttaki low poly objenin içerisine doğru gidiyor. Yani fazla veriyorum bevel'ı. Bu fark eder mi? Bake alırken. Kankam bir sürü şey fark ediyor ya. Şimdi bak ya, şunu göstereyim mesela. Bak. Burada öyle bir bevel yok. Burada öyle bir bevel yok. Burada öyle bir bevel yok. Bunlar takıl sen. Boş ver. Şu bazı kırıklarda low to low bake attığımız için bak. Şu kırık var ya. Low'un üzerine low bake attığımız için. Bunu high poligon olsa buradaki bir sorunsuz çıkacaktı. Ama onları şey veremedik. Çok da önemli değil. Şuna keşke bir şey verseymişiz hani. Şu high poligona bir daha gelelim abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Mesela şu benim gözüme biraz takıldı ya. Demin neredeydi o? Şu kırıklar mesela. Bunun şurasının topoyası da uygun hani. Şöyle yapabiliriz. Çok da az olsa bile bu kurtarır işimizi bir. İkincisi bunun high Kolay. poligonu nerede? Kolay gelsin ben kaçıyorum şimdi. Şunun high poligonu yok. Büyük ihtimal Görüşürüz. Görüşürüz. objenin ismi ne? Bak ondan patladı. Doğan Doğu. Direkt bu. Bunu duplicate et. Ayın içine at. Buna Doğan Low değil. Haydi. Low'u gizle bir daha. Low da var, haydi yok mesela bu. Okey. Şunu da spesifik olmayacak şekilde şöyle yap. Şöyle yap. Bunun bevel niye hiç belli olmadı? Buldum ya. Olmuş. Okey. Şu parçaya da otosmut ver. Bazı hataları düzeltelim. Bunu bir dahaki sportla Doğan Hay'ın içine. Bu autosumuku subsense görüyor mu hocam? Subsense de çıkıyor mu? Bilmiyorum artık, bakacağız. Deneyelim. Evet, böyle.
Seçtim abi hepsini. Şu ID şunu random dedim. Ambient Occlusion şunu always dedim. Normalde öyle kalsın. Bak gördün mü? Mesela bunu bir tane daha kopyalayayım. Wireframe'i kapatayım bir. Bak. Dem böyle değildi. Bir. Sonra şurayı yine çok kotaramamışız ama daha değişik duruyor. Şura düzeldi. Çünkü high poligonu yokmuş üzerinde. Ama bizim için önemli kısım burası ya. Render'ı bu açıdan aldığımızı düşünsen bence sorunsuz gibi duruyor. Şu parçaya da keşke şey verseymişiz. Bir daha bek al. Üşenme abi böyle şeylerde. Al bekini bir daha. Mesela şurada şey vermiştim. Bevel biraz almış. Şimdi. Değildi. Stili gerçi bir atayım üstüne bakacağım bir şeye. Okay. Benim değil nerede lan? Şurada. Stili kapat. Smart materyale geldim. Daha önceden bir fener dersi atmış. İzlemiştin değil mi? Doğan. Ne yok? Fener dersi. Orada ben bir smart materyal yapıyordum. Gerçi bu Hocam o o değil. derse gelmedi. Neyse dur şöyle yapalım o zaman. Ben burada birkaç hazır smart materyal kullanacağım. Mesela biri şu. Ya Substance daha tam geçemedim ki hocam. Şey yapayım dedim. Önce şu UV'yi bir öğreneyim. Ondan sonra Substance'e geçirelim. Tam bir Şuraya, şekilde. şuraya, şuraya, şunun şurasına falan. O yüzden burayı da seçeceğim mecbur. Şuraya. Buraya, şunlara, şuna da, şuna, şuna. Boru kalsın bir, bura değil, şuna. Motorun tırtıklı kısımlarına gerekiyor. Şunun da şu içine gerekiyor. Okey. Şurada bir düğme yaptık. Bunda var. Ve bunda var. Şu boru da var. Boru gerçi siyah bir şey ya. Boru da iptal et. Şunlar da var. Şunlar da var diyelim. Başka nerede var? Başka bir yerde yok. Şimdi Steel Tank Paint bu ya Substance'ın içinde var direkt ya da Substance Share'da olması lazım emin değilim. Şunu attım. Ama Tank Paint de biraz şey mi kaçtı? Dur bakalım.
Allah, Fener'de kullandığım materyali almamış bilmem. Neyse, bunun üzerinden yapalım şimdilik. Bunu da say, nereleri yeşilse oralara. Yeşil. 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 Yeşil, yeşil. Motor da var ya, yeşil, buraya yeşil, şura yeşil. Bu yeşil. Bu yeşil. Lan şu parçanın üstü yeşil de yani bunu bak, bunları ayırmak lazım mesela. Ayırmadığımız için şimdi şey gibi seçiyoruz. Şu parça şey verdik. Başka yeşil var mıydı burada? Yok. Boruları da seçme. Şuna da şunu ver. Bu neymiş? Bu da bu. Okey. Bak şimdi iki Doğan tane. abi, iki saniye bakabilir misin? İkisi materyal attık ve neredeyse tamam Doğan. Şuraya da şuna ver. Orijinalinden daha güzel oldu ya. Dur, daha bitmedi lan, hiçbir şey ayarlamadık bu arada. Hani sadece renk Şu an attık. Şu an renk hiçbir şey düşünme. Şu an aslında klasörlüyormuşum gibi bile düşünebilirsin. Şuna metal diyelim mesela. Şuna painted diyelim. Bunu klasör gibi düşünebilirsin. Siyah kablo. Hatta Oğuz metali şunları da ver. Ahmet bir saniye Ahmet. Ahmet. En önemli kısmı şu an. Şuna da cable diyelim. Cable. Mesela buna da şunla şu. zaten ne yedim daha? ha, geliyor mu hala? Şunla şunu seçmeye gerek yok gerçi. Bununla şeyden dolayı seçtim. Şimdi cable'a da düz bir siyah renk atayım. Şöyle kalsın şimdilik. Aa bak. Mesela şu boyayı white mesh dedim. İstemedim, bazı kısımlar var. White mask dedim. Şuna geldim. Şunu seçtim. UV check chunk fill diye bir şey var burada. Burada siyah, X'e basarak siyah geldim. Şu an beyaz olan yerler gözüküyor. O yüzden her yerde gözüküyor. Mesela bastım gitti. Bastım gitti. Şunlar da basıyorum gitsin. Şurada bassam. Photoshop mantığı gibi. Orada da maskelemeyse burada da aynı maskele. Aynen, maskeliyorum işte burayı. Maskeledim. Şuralarda maskeledim. İnatla çıkmamakta inancı bazı yerler. Onları bir çift tıkladık. Gördün mü? Mis. Oh mis. Oğuz abi, iki Sana tane bakarsan sevinirim ya valla. bakamayacağım oğlum. Lan böyle yapma bak. Oğlum şeyden de dedim ya, şimdi zamanım Çok kısıtlı olan oydu. çok bölünüyorsun. Bak yukarı çık, yukarıdakileri sor. Orada kimler var? Hakan'a var. O ötüne sor mesela. Koş. Uyuyor o zaman, öyle bir. Ötünde beni yarım sayılır yani. Şimdi ne yapıyorduk? Çok kafam dağıldı işte böyle olunca. Ya da şuradaki şu metalde de yok. Geldim abi. Bak bu tekstür alanını seçer. Yani kestim simlere göre seçer. Tak tıkladım. Gördün mü? Aa, bunda da bak steam belli olmuş. Bunu da bir şekilde çözeriz. Şu an dert değil. O yüzden mesela diyorum gözükmeyecek bir yer atmış. Şu açıdan güzel render alırdık. Burada steam belli. Ama onu çözeriz. O çok sorun değil. Şimdi bakalım. Ne kaldı? Ya şurada şey değil.
Boya değil. Seçtim. Gördün mü? Mis. Hatta şöyle yapayım. Şöyle seçeyim. Sonrası mı? Metalle bir mask atayım. Metalle de şurası ya. Say şu ucu metal. Okey. Cable'ı aç. Cable'da da mesela white mask. Ucuna black uygula. Bazı ayarlamalar şu. Tamam. Şu boya mı kalmış ya? Bak, tertemiz oldu. Mis, tamam. Şimdi bir renklendirme ile ilgili sıkıntılarımız var. Onları çözelim. Sırayla gidelim. Metalden başlayalım. Metalimiz biraz daha koyu ve üstü biraz daha paslı gibi. Bazı yerlerde de daha parlak gibi. Önce bir ışığımı değiştireyim. Şuraya da mesela isim verelim. Matkap diyelim. Matkap. Bu en son UV çıktığımız aldığımızda UV'nin ismi olacak. Şurada da yukarı geldi. Panorama dili şuna bir bakalım. Daha net görelim. Şimdi metalimiz hangi katmalı? Böyle smart metal attığı zaman içine gir bir bak. YouTube'dan bir şey yazıyorlar. Şu anda tam olarak ne yapıyorsun? Model mi yoksa modeller mi ne işe yarayacak? Garip bir soru. Şu an Doğan arkadaşımızın modeline revize atıyoruz. Kaplıyoruz, boyuyoruz. Portfolyosuna koyacak. Mesela şu yukarıdan kapatarak gidelim. Şunu aç. Tabii. Ya şunu aç pardon. Silvace. Bunu bir tık koyulaştırıyorum. Siyah biraz yakın. Üstüne ne varmış? Dark Edges. Bu Dark Edges'da neyle vermiş? Mask editörle vermiş. Tamam. Ve Rust. Rust'a bakalım. Rust kötü değil aslında ama bir tık sanki şöyle azaltılabilir değeri. Wedge Damage. Bunu görünürde bir şey var mı? Çok az. Bazen böyle geçişlerde maskeler bozulabiliyor. Onu da birazdan bakarız. Çözüm basit. Safsız bir hatası. Mesela maske bozulduysa Duplicated sil. Şimdi Dust'ta ne vardı? Şu vardı, bu vardı, bu vardı, bu vardı. Tamam, ben bir de bunun üstüne bir Agnes kanalı da atacağım. Black Mask diyeceğim. Fill. Buraya da Grunge. Bir tane Grunge Agnes atacağım. Şöyle fingerprints parmak izi diyor. Parmak izi miymiş? Şu maskeye geçtim. Şuradan triplanır diyeyim. Biraz düşürelim. Balansını şöyle yap. Bir de buna bir bakalım gerçi önce ya. Geldim. Ragnus kanalını sadece açıyorum. Şöyle.
Bak. Tık daha şey. Bir tane de attım. Black Mask. Bunları da jeneratör. Metal Edge vereceğim. Şu kenarlara bir Wear vermek istiyorum. Bunu biraz kıstım. Çok değil. Hatta şöyle yapalım. Bunun sadece rengini kısacağım. Şöyle bak, neredeyse gözükmeyecek seviyede. Ama olsun istiyorum. Şuraya da Pet Truth yapayım. Multiply desem. Şöyle bir Metal Edge olabilir. Ya buna normal desek. Biraz değerini aç. Hatta bunu %100 yap. Bunu kıs. Şöyle gel rengine. Rengini griye çek. Hate mate vermeyelim. Böyle kalsın. Ben metalini de açabiliriz aslında. Sonra resme de biraz yakınlaşmamız lazım. Böyle bir şeyler yazıyor ama şu önde de yazı var. Şurada da yazı var. Onlara bakarız, bir şey koyabiliyorsak koyarız. Daha sanki koyu istiyor ya bu metal. Şöyle bir şey olsun. Rengimizi yeniden açalım. Bir şeyin maskesi yine patladı. Hangisi patladı? Duplicate ettim. Alttakini sildim. Duplicate ettim. Alttakini sildim. Bazen dediğim gibi maske patlıyor. Duplicate edip alttakini sildim. Sen kurtarıyorsun. Şimdi bunda şu şeyi istemiyorum. Dust'ı. Dust'ı hatta belki rengini değiştirebiliyorsak. Ya da kullanır kapatalım. Yani biraz fazla. Bunu o yüzden istemiyorum ya. Sildim gitti. Sonra yeşilini biraz şunun üzerinden almaya çalışayım. Adamın yeşili güzel ama tutturamayacağız galiba. Şöyle göz kararı bir yeşil seçsek. Böyle sevdim ben. Bu yengi seçerken yalnız şey de biraz etkili ya. Şey var ya. Environment map. Bu da biraz etkili. O yüzden tam doğru bir renk seçmek için aslında şöyle şu tarz beyaz arka planlar falan seçebiliriz. Bak neredeyse adamınkinin aynısı oldu şu an. Renk olarak. Mesela burayı biraz fazla koyutmuşuz. Aslında bu tarz beyaz tarz şeylerde çalışmak renk seçerken daha iyi. Şöyle Soft Frame Light olsun iki tane. Şunu da bakalım ya. Ay, yakın bir renk olmuş. Şimdi rastları biraz koyuya çekeceğim. Bunu da Model yaptım olsun. kanka sonra bakarız. Şimdi işimiz var. Şimdi Edge bir painted copy. Okey, şunu da aç. Kalsın böyle bir. Şu metale girdim. Bunun rengini biraz açalım ya. Deminki ışığa göre biraz fazla kısmışız. Senin Camel'ı bile 21,5 olmuş. Allah kurtarsın. Sonra şu boyanın üzerinde şu bump detayı biraz fazla kaçtı gözüme ya.
Bu finish green. Mı kaldır ya, ona gerek. Bakalım şey var mıydı? Şunu seçiyorum, Rogue seçiyorum. Rogue da şurada belli etti kendini baya. Neyse, Ragnus'u elle veririz. Bunu kapattım. Şurada belli etmiş kendini o kadar. Şunu kapattım. Gerek yok. Burada Stace var. Stace'e gel. Şurada color versek. Şunu kapatsak. Boy sesi hiçbir şey yapmıyor. Bunu da kapat. Rast kalsın. Şunun üstüne bir Ragnus. Black Mask. Filter. Değil fill. Ne grunge'lardan. Şunu seçelim. İki dedim. Tripliner dedim. Şuradan geldim, Ragnus açtım sadece. Buna geldim. Üstüne bir tane daha fil. Değil. Generatör. Tam tersi de olabilirdi. Metal Edge dedim. Metal Edge bakalım ne yaptı. Bunu invert diyorum ve multiply diyorum. Bu iki maskeyi karıştırmış oldum şu an. Şöyle yapalım bir de. Ama yeşil layla istediğim şeyi yakalayamadım. Tırtığı nasıl yapsak? Kapalı bir yeşil bu kadar. Kapalısından değil de şey olarak ya. Detay olarak. Bir saniye. Buna göre tam bir smart materyalim var da. Bunu zaten altta kanalda paylaştım. Bunu alabilirsin direkt. Bak şimdi. Şimdi bunun paint base'ini kapat. Şunu kapat, şunu kapat. Aslında burada almak istediğim şey şu oil diyor ya. Neymiş MG4. Şunu kapat, şunu kapat. Gördün mü? Şimdi şu bizim Ragnus'u bir kapatsak mı? Yok. Rastlar kalsın. Bu kalsın. Edgewear kalsın. Extra color. Ekstra color çok şey ya, yansıma şöyle yapalım. Bunu şöyle yap. Sil 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 sil. Filene seçmiş. Bunu da sil. Rasta filine gel. Grayscale'de buradan bir grunge seçelim. Mesela şunu seçeyim. Yine bir maske karması yapmaya çalışacağım. Gerçi bu değildi. Şuradan aşağılardan. Şöyle bir şey seçeyim. Üstte bir tane de jeneratör. Jeneratörü de mesela light vardı. Light seç. Beyaz yerlerde gözükecek benimki. Invert diyorum. Dur ya, invert demesek bir saniye. Şöyle dursun. Işığın açısını değiştir.
Altlara vursun. Hatta şöyle. Sonra bunu multiply'de. Sonra bak. Çok mu yer lan? Ha, burayı başka bir şey bozuyor. Şunlar mı bozuyor? Burası meetini kapa, normal kapa. Buna hate ver. İyi olmuyor ya. Neyse. Işığı bir daha değiştir ya. Işık biraz ömrümüzden ömür götürecek gibi. Şu kalsın şimdilik. Renkleri yine biraz koyuya çektim. Şöyle Ragnus'u kıssam. Şöyle verdim Ragnus'u, bunun üstüne alsam. Bir de buraya buradan. Neredeydi filtre? Burada mıydı? Şurada. Mat finish atalım ya. Yaratmadı mı? Yaratıyor. Mat finish de şeyi çok. Gerçi bu da belli. Neyse bunu şöyle yap. Evet, triplanara çekiyorum. Biraz da şu an white mask'ine gelip, gerçi white mask değil ya. Şu mu veriyor ya olayı? Bunu white mask atıp fırçayı alıp siyah seçiliyken şuradan stok opacity'yi kısacağım. Elle şuraları temizleyeyim az bir şey. Belki stok opacity arttırabiliriz. Bu aşağılardan geliyor.
Şundan geliyor mesela, buna da paint ekle. Şunlardan biraz kısalım. Silelim yani daha doğrusu. Son rasyonu. Çok mu fazla oldu şeyi rastı? Şu üstlerden de sileceğiz. White mask ekle. Vallahi şurayı çok etkiliyor gibi. Bununla başlıyor. Rusty halı. Şuralardan temizle. Paint level'la şuradaki opacity'yi arttır. Geçişleri belli eden yerleri temizliyorum. Buraya geldim. Bunu da belli eden bir yer. Yok gibi şu an. Bu zaten etmiyordu. Buna bakıyoruz. Bu da sırıtmıyor. Şurada belki çok az. Bu da opasiteyi düşür. Bir tık vur. Tamam. Şunu da aç. Bunu da değil şu. Hiç belli etmiyor diyebiliriz artık. Ne ya, orada niye kırılması oluyor? Ya, bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Tamam değil. Şunu CTRL'de sil. CTRL'de sil. İmrana ya. Ne 3000 lira olmuş. Figür bakıyorum bak. Geri al ya. Böyle kalsın. Kedi bir sus ya. Sana demedim.
O devirin şey modemdi kızım. Yani bir daha devirsen mama yok sana. Hiç söyleyemem. Bir şey var mı acaba tek şuraya? Bir alfa. Black Mask 3. Şuraya. Şunu atayım. S'ye bastım, bunu küçülttüm. Şuraya yakınlaşalım. S'ye bastım, bunu büyüttüm. O bayağı güzel olmuş bu arada. İyi tekstür vermişsiniz. Bu niye böyle yaptı, bir saniye. Abi orada sen tekstürleri alfadan mı veriyorsun? Ya şu an alfa yapacağım sadece. Mesela şuraya böyle bir şey yazalım. Alo. Alo. Oo. Ne yapıyorsunuz? Hep sen ne yapıyorsun birader? Niye bağırıyorsun? Ne yapayım ya? Milleti Pardon. kıl etmek için böyle boş. Oğuz yayına gelsene Gelemem. bir. Ne? Şu an gelemem. Tabii gel, bir şey göstereceğim sonra gideceğim. Ben şu an gelemem. Can sen bak ya. Boş ver o Dur zaman. bakacağım kanka, hemen gelirim, bir dakika. Buradan böyle bir şeye basalım, yalandan da olsa. Şuraya da şunu basabiliriz aslında ya. Hiçbir şey yok ama sadece basmış olmak için basalım. Sonrasına geçer, sonucu kötü oldu. Geldim Ötün. Kanka anatomi çalıştım. Nasıl olmuş? Olmuş. Güzel kanka. Kaburgalar bir tık abartı geldi Aynen. Onu az önce biraz şey yaptım. sadece. Ya şey. Referansla mı çalıştın? Yok, ders izleyerek yaptım. İlk anatomi çalışma. Aa. Sıfırdan İyi. oluşturdum. Küp, yuvarlak şeyden oluşturdum. Anladım anladım. Gel. Gayet iyi kanka da, değil mi? Sadece şey, bazı şeyler çok abartılmış. Bir de mesela sırt çok şuraya. Ön taraf çok iyi. Sırt çok göçük yapmışsın ama. Orayı Buyurun. ayarlamam lazım. Zaten orayı daha ayarlamadı derste ya. Ya Yarıda aynen kestim. şey. Yani şeylere çalışman lazım daha çok. Onu anladım şu anda. Net söyleyeyim mi? Bak kas yapımda falan öyle über bir şey gözükmüyor. O gayet geliştirmeye açık. Kollar vesaire dozunda. Hani onlardan bir oturup zaten, ya da karın kası vesaire. Ama kemiklerde bir sorun var kanka. Kaburga ve kürek kemiği. Mesela kürek kemiği çok küçük, çok içeride. Böyle bir sırtta kürek kemikleri çok dışarıda olur. Sırtlı omuz kasları. Kanka bak, referansım bu aslında. Adam şöyle yapmış, ben öyle yaptım. Adam Böyle. büyük ihtimal başta ana şeyi çıkartmak için böyle şey yapmış. Şey mesela, o yanda kaburganın üçgenleşmesi var ya, normalde kaburgan üçgenleşmez senin. Ama bu adamda da üçgen, sen de adamınki gibi yaptın ya, üçgen yan taraftan baktığında. O büyük bir ihtimal şey için çıkarttı onu. Kanat kısmındaki kaburganın üstteki kaslar var ya, onlar işte Aynen. üçgen. Onları yapacak büyük bir ihtimal onun üzerinde. Ya zaten işte dersler daha yarıda ya. Hani yarıya Ha? kadar bitirdim. O yarı Adam yarıya en gayet son, okey. bak en son bunu çıkartıyor. Hani en sonlara doğru. Ha bak, dediğim aynen, bak o kanat kaslarını yapmış şeylerden.
o kısımdan. Ya ben de o aşamaya daha gelemedim. Ben şuradayım ben. Ben şuradayım ben. Yo yo, başarılı kanka, gayet başarılı. Hele şey, üst tarafı çok beğendim şahsen. Gayet tadında. Ve bir de zaten kanka şey, bir şey anlatayım biraz daha. Bir yerden sonra o sıçramı siz atar yani. Standart modelleme mantığı işte yani. Bir yerden sonra iyice oturur. Eline yapışır. Anladım Kılıç ya. çok iyi olmuş. Alt taraf dediğim Evet. gibi yarım yani. Alt taraf, o yüzden bir şey diyemem. Alt ve sırtı. Alt tarafı yapmak gerekiyor. Yok, söyle kaynak. Ya, sen referansını göstermiyor. O yüzden okey yani. Adam o iç kanatlara falan girdiğince ortaya çıkar. Sonra sırtı ayarlamak var. Sağ sırt dediğim gibi böyle taktirdiğin sonunda o sırtın bayağı böyle hayvani gelmesi gerekiyor. Şöyle dediğim gibi böyle çıkıp olmuş. Aynen, bir de kürekenklerin ayrımı çok fazla oluyorlar böyle bir yapıya göre, ama Daha dediğim bitmedi gibi. işte ya. Bitmedi Aha. ya. Şu an daha şeyi yapıyor. Aynen. Yok, referans gösterir için çok da şey diyemiyorum hani. Sıfırdan iyi bence ya. Öyle düşündüm. Dedim hani arkadaşımız çalıştım mı çalışmadım mı diye sordu da o arkadaşım. Ya oğlum, şu an Bayağı gerçekten geldin, baltalıyorsun beni, ötün bir dur ya. gösterelim dedik adam. Doğan, final. Daha bir şeyler yapardık da yani. Sarı bana çok garip geldi ya. Onu da şöyle Modelden yap, çok farklı. onu da şöyle yapacağız. O sarıyı tutacağız. Base şuraya. Şu an altına at abi. Rastın altına falan girdi mi? Burada girdi de. Bir de şey yapabiliriz ona. Ekstra bir tane Black Mask. Peel. Yine Grunge. Her zamanki gibi. Daha da garip gelmez. Ne aynen ha. Bir tık daha oturdum. Tık da şuradan biraz. Ve subsist ayarlarını fulledim. O yüzden böyle bir tık güzel gözüküyor. Çok az environment açtık mı? Böyle ben sana Al ekran görüntüsü bir at. mantıklı yaparsam daha Oldu. iyi. Bir sıkıntı yok anlatmaya da ben görmedim. Kanka benim mantığım bugün çıkıyor. Aa, sıfır değil de ben Kabloya gerçi şey yapsaydı keşke. Bak yani mısın kız? alalım ekran görüntüsü. Sonra bir render moduna geçelim bakalım. Şuradan Grand Clear Color tık koyu. F. Şöyle yap bir de. Böyle tamam, bravo. Bakın bak, videoyu kapattıralım. Model senin model. Ya üstüne bir tık daha uğraşılabilir aslında hani. Benim gözüme hoş gelmeyen yerleri var biraz. Şahsen benim içime sinir aldı. Bu Dediğim gibi orijinalinden daha güzel oldu. İşte onun için bir tık da render modundan çıkalım şöyle. Şu paint'e geleyim, base'e geleyim. Fill desem. Black mask. Generator. Metal edge wear. Şöyle bir tık kız. Filter blue. Biraz daha kısalım ya. Şöyle bir verdik mi? Oğlum bayağıdır kullanmıyorum.
Çizgi bir tık daha belli oldu. Ha, şöyle yapalım. Şuradaki metali çözecektik de neyse. Hangisi yapıyor? O sağ taraf benim şu an kafam Allah Allah etti abi ya. O ben senin şu subspace eğitimlerini bitirdikten sonra bayağı basic basic modeller yapıp burada subspace'in üzerinde uğraşacağım. İyice kavramak için. Anca öyle olur zaten. Şu biraz patlatıyor. Dark Ages. Şunu da şöyle yapabiliriz. Paint Layer. Bire gel. Paint'i seç. Şuraya göre Burası niye öyle keskin kare gibi duruyor abi? işte orayı düzeltmek lazım. Adamın burada yaptığı şu aslında, şu göz kafesi şeylere. Buradan da yan görüyorsun aslında. Canlı yayında diğerlerinin sesi de çıkıyor mu abi? Çıkıyor evet. Bayağı bir göz kafesi muhabbeti şeyde videoda olacak o zaman. Olsun ya. Şuraları şöyle yalanına atalım. Daha şey oldu, Bakalım değişik burası buldum. nereye Şuna gel, şuna gel. Şurayı temizle şöyle ya. alıyor. Aynen. Şimdi daha değişik bir havası oldu. Bunu böyle finalleyebiliriz sanki. Burada da leğen kendi. Global Settings, PBR, 4K, Definition. Biz bunu 2K çalıştık değil mi? Evet abi, benim bilgisayar 4K'yı kaldırmıyor diye. Okey. 2K'da böyle gözüktüğünü biliyoruz. 4K çekelim. Burada yan kat. ID'mi kullandık mı? Burada yan kat. Kullanmadık. Mesh ID kullandım. Aa, ya şey. Ama boyarken kullanmadık. Bak şimdi. CTRL-B. Şuradan da. Ulan 8K seçeneği gelmiş belki. ID'yi kaldırdım. Ve bastım bir daha. Hangi bloğu kaldı bu adam? Şimdi senin bilgisayar göre yaptık ama benim bilgisayarda şimdi bunu 2K yapman olmaz. Böyle bekleyelim. Yok yanlış edersen bu da daha güzel. Şunlara bakalım ne yapıyorlar. Tarz şeyleri elinle hazırlayıp Photoshop'ta falan şey yapabilirsin oraya. Ha Ya direkt vida onun bas yok. üzerinden kırpıp Photoshop'ta onu perspektifini düzeltip de yapabilirim. Resim çok kaliteli değil ama işte. O Çok kaliteli biliyorum olsa. zaten. Şey belge okuyucusu var ya Photoshop'un özelliği. O hani yazılı direkt olarak okuyor. Metinleri şeyleri kendisi vektör formatına çeviriyor. Bir şey yapabiliyorsan Onu yap da. Illustrator'da aynen ondan kullanırım. Yaptığım olay bazı şeyleri patlatabilir bu arada. Sonradan belki tekrar bake etmek. Bakacağız. Umarım patlamaz. Burada mı? Buradayım kanka, dinliyorum. Ha. Bak. Sırtın şöyle olması gerekiyor kanka. Şuradaki gibi. Kanka işte ben de onu yapmaya çalıştım da. Bak. Bak göğüs şuraya yerleşir burada. Şu an koltuk altı biraz. Burası omuz. Ya. Seninki az benziyor ama bak biraz Değil mi? yapacağım. Şimdi biraz daha canlandı. Çok mu? Bazı şeylerimiz de patladı ama olsun. Şunu şöyle yapalım. Böyle bak aslında. Şu şuraya koyalım. Render'a basalım.
gerekirse işte parçaları yoksturman lazım kanka. Vazgeç CTRL Shift E deyip export edelim. 4K indirilenler Doğan Pekçur. Export. Bunu da kaydet. Bakın. Açılışma çok içeride. Şunu kapatayım Aynen. bir. Ya işte Neredeydi? orası zaten bitmedi kanka. O sırf bitmedi. Daha bitmedi. Oldum bir ses olur ya. Heh. Ya şuraları daha geçmedim buraya. Şurayı hafiften düzelttik ama şu an koldayız. Derslerde. Ders bitince sırta geçeceğiz. Bu da düzenli. Ders şu an yarı bitmiş hali. Anladım anladım. Ver kanka. Bakın kafa zaten çok az diyor. Aynen. Ya Anton da belli. Yok. Aynen. Ya dediğim gibi belli yerlerin önünde olması gerekiyor o kadar. Na final böyle oldu ya. Beklediğimden bile fazla oldu. Düzgün bir ışık ayarıyla çok Abi güzel onu bir oyun tekrar alışayım ben ya. düşünüyorum. Bir yer kaç yeri belki düzeltmeye ihtiyaç duyabilir şu an gördüğüm kadarıyla. Ama onun vakti değil, saat 12 oldu. Aynen. Seninle biraz fazla tuttuk. Şu ikisini ben arşive ekleyeyim. Öyle üç böyle maşallah. Bir transfer atalım bunu. Ben